Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin salavat. Şimdi bu dersimizde çok başlık var, o yüzden başlıkları yazmıyoruz. Ne anlatacak sana? Nereden gireceğiz? Bismillah'tan gireceğiz. Şimdi bizim asıl mevzumuz abi, ikinci mefas. Fakat ben birinci mefası böyle 5-10 dakika içinde özetleyeceğim. Harika. Ki onun zemini olacak abi. Bu 26. sözle alakalı. Şimdi ben bunu anlatacağım fakat benim çok eksiğim var bu kaderle alakalı. Yani Hasan abinin zaten bugün emri itibarı, emri nisbiyi duyduktan sonra biz felç olduk abi. Ama şimdi buradaki emri itibariyle emri nisbi, yani o makamda mı öyle bakacağız yoksa kader risalesindeki emri itibari emri nisbi aynı emri itibari emri nisbi mi? İşte bakalım. Çünkü emri nisbi, emri itibarının sureti var, hakikati i̇şte, var, mayeti var. İşte ben lügatlarını şey yapacağım, abiler kardeşler de işte içini dolduracağız. Ben yani metin üzerinden açılımlar olsun. Pişman oldum ya. Başta mahiyet diyorsun, sürete döndürdü. Korktum biraz abi de. Ama yani noktayı nazarları yazacağım. Artık ne kadar olduysa, ne kadar şey yapabildiysek. Şimdi Risale-i Nur'da okunarak bilinecek mana var. Müzakere mütala ile bilinecek mana var. Bir de zamanla bilinecek mana var abi. Marifet-i ilahinin delilleri üçtü. Su gibiydi, nur gibiydi, hava gibiydi. Bazı efsaf-ı ilahi marifetler var ki akla bakar, bazı var ki kalbe bakar, bazı var ki ruha bakar, bazı var ki bir anda olur, bazı var ki zamana tabidir, bazı var ki başkasının sana noktaya nazar vermesiyle olur. Yani herkes derecesine göre istifade edebilir. Bugünkü birinci derste olduğu gibi yani. Şimdi ben bir okuyayım, az okuyacağım. Ondan sonra genel manada birinci mefası özetleyeceğiz. Çaylarımızı, kahvelerimizi içebiliriz. 26. söz, Kader Risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunezziluhu illa bi kaderin malum. Ve külle şeyin ahsaynahu fi imamin mübin. Kader ile cüz-i ihtiyari iki meseleyi mühimmedir. Ona dair dört mefaz içinde birkaç sırlarını açmaya çalışacağız. Şimdi şuraya yazıyorum ben. Kader. Bunun lügatı ne? Lügatta geçen kader, plan, program. Lügatta böyle geçiyor yani plan program diye geçiyor abi. Şimdi bu 26. sözde Üstad Hazretleri bu ayeti almış. Bu ayette kader cümlesi geçiyor. Şimdi dedi ki kader ile cüz-i ihtiyari iki meseleyi mühimme. Ehl-i sünnet vel cemaatçe kader ile cüz-i ihtiyari iki meseleyi mühimme. Şimdi Cebriye mezhebi sadece kader demiş. Mutezile mezhebi insanın bazı fiilleri kendisine nispet etmiş. Cüz-i ihtiyari demiş. Ehl-i sünnet vel cemaate göre kader ve cüz-i ihtiyari iki meseleyi mühimme. Şimdi şuraya yazayım ben. Eksiklerimiz çok, hatalarımız çok ama abi takviye bekliyoruz. Şimdi bu Risale-i Nur'daki bu kader risalesinin geneline baktığımız zaman bu kader risalesinin daha içerine girmek için bugün tahtada gördüğümüz bazı tabirlerin net alemimizde oturması gerekiyor. Onlar tam net oturmayınca bazı lügatla da ilerleyemiyorsun. Onların içini doldurmak gerekiyor. Şimdi mesela bunlardan bir tanesi neydi? İlleti tamme. Bu işte kelam ilminde neydi? Madde, suret, gaye, fail. İlmi kelamda dördü bir araya geldiği zaman bu şeye illeti tamme deniyor. Buna mahluk deniyor abi. Bu mahluk yani. Şimdi Üstad Hazretleri bu illeti tammeyi vücub, zaruret, bir de lüzum. Üç tane söylemiş. İlleti tamme bu. Şimdi illeti, şu vücub, zaruret, lüzum demek şu ilim, şu irade, şu da kudret.
Şimdi bir şeyde bu üçü olduğu zaman ona mahluk deniyor. Allah onu yaratmış. Vücuda harici de var yani abi. Vücub, zaruret, lüzum. Risale-i Nur'a göre illet-i tamme bu. Bu da ilim, irade, kudret demek. Bu üçü bir araya gelince buna mahluk deniyor. O şey yaratılmış. Şimdi bunu sileyim ben. Bu 26. sözde iki tane kader anlatılmış. Kader ile cüz ihtiyar iki meseleyi mühimme. Şimdi bir, tekvini kader var. Yarışa ait. Yani vücub, zaruret, bir de lüzum. Bu üçü bir araya geldiği zaman hariçte bunun vücudu var. Ona mahluk deniyor. Bir de teklifi kader var. Şimdi bunda ne vardı? İlim, irade, kudret. Şimdi bu 26. sözde şu dediğimiz kader 3. mebhasta anlatılmış. 3. mebhasta anlatılmış. Bir de teklifi kader var. Şimdi burada ilim artı irade artı kudret var diye bunu Allah yaratmış. Bu kevne dair. Mesela benim boyumun bu kadar olması, işte nerede dünyaya geleceğim, işte avam-ı manada annesi gibi şeylere ilim, irade, kudret taalluk etmiş. Buna tekvini kader deniliyor. Bir de teklifi kader var. Burada ilim artı cüz-i ihtiyar var. Artı irade artı kudret. Şimdi şu tekvini kaderi ilim, irade, kudret yani vücub, zaruret, lüzum bir yerde talik edince o vücuda haricinde kevne yaratılıyor. Bu üçüncü mefasta anlatılmış. Şu teklifi kader yani ilim artı cüz-i ihtiyar artı irade artı kudret birinci ve ikinci mefasta işlenmiş. Teklifi kader birinci ve ikinci mefasta anlatılmış. Mesela burada diyor ki ilmi ve nazari değildir diyor. Bu üçüncü mebhasta ilmi ve nazaridir, hadsiz deliller vardır diyor. Bu dediğimiz kader yani. Üçüncü mebhasta anlatılan abi. Yani tekvini kader. Evet, yani hadsiz de plansız, programsız bir şey var mı kainatta? Bir yine ustasız olmaz, bir köy muhtarsız olmaz. Her şeyde bir plan var, program var. Bu, görmüş olduğumuz kainat nasıl ilimsiz olabilir yani? Bu üçüncü mebhasta anlatılmış. Bir de birinci mebhas ve ikinci mebhasta ise teklifi kader anlatılmış. Yani ilim de olan şey cüz-i ihtiyarı tercih ediyor. İrade ve kudret tahallük edince hariçte vücuda geliyor. O şey insanın değil mi o? Bu teklifi kader insan abi. İnsanın ilmi, evet. İnsanın ihtiyarı, evet. İnsanın iradesi ve insanın kudreti. Kudreti. Bir şeyde tam olunca o yaratılıyor. Nerede anlatılmış? Birinci ve ikinci mebhasta. Peki dördüncü mebhasta ne anlatılmış? Bu ikisi beraber işlenmiş abi. Dördüncü mebhasta. Hmm. Mesela bir deprem olur. Depremi ben irade etmiyorum ki. Değil mi? Veya bir hastalık olur. Bir, iki ve üçüncü mebhasta anlatılan bu iki kader dördüncü mebhasta beraber işlenmiş. İkisi beraber yazılmış şuraya. Beraber işlenmiş. Şimdi bundan sonra ne gelmiş? Hatime. Bu birinci ve ikinci mefasta anlattığı, dördüncü mefas, üçüncü mefasta anlattığı Üssü Hazretleri hatime de kendisi bizzat uygulamış abi. Kader neydi? Birinci mefasta söylüyor. Fahtan ve gururdan kurtarmak için mesali imaneye girmiş. Cüz ihtiyarı niye akideye dahil olmuş? Mesuliyeti üzerine almak için. Bu hatime de 5 tane fıkra içinde bunu anlatıyor. Yani sen gururlanma diyor, sen şöyle yapma, sen böyle yapma, seni çalıştıran biri var diyor değil mi abi? Hatime de bu anlatmış olduğu şeyi kendisi uygulamış. İşte kader ilmi ve nazarı değil. Yani hadi gel oturalım konuşalım. Böyle bir şey değil. Neden? Çünkü Allah'ın ilmi bilinmez, Allah'ın kaderi bilinmez yani. 5 dakika sonra ne olacak, 10 dakika sonra bilebilir misin? İlmi ve nazarı değil. Cüz-i ihtiyarını kullanacak. Ondan sonra halde onu vicdanında hissedecek yani.
hatimede üstad bunu anlatıyor. Bu dört mebhasta anlattığını kendisi uyguluyor. Cenab-ı Hak bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını, ince bir sap ile koca bir kavunu çıkardığı gibi, benim gibi aciz, fakir bir insanla da böyle bir eseri çıkarmış diyor. Kader bu işte abi. Ne yapıyor? Bununla lezzetleniyor, bununla iftihar ediyor yani. Kemalini kemalzikte biliyor. Hatime'de bu anlatılmış. Bu dört tane mefası kendisi uyguluyor abi Hatime'de. Bizzat kemalatı Allah'a veriyor, kusurları üzerine alıyor. Belki benim fikrim karışmış diyor. Belki tam onu anlatamadım, belki kalem karıştı diyor değil mi? Hali ve vicdani olduğum anlatılıyor Hatime'de o zaman. Hatime'de şu anlattığını abi. Yani kader neydi? İyilik, güzellik, kemalat. Allah'a vermek için, fahtan ve gururdan kurtarmak için, cüz ihtiyarı da günahlardan kaçmamak, mesuliyeti deruhte etmek için Hatime'de bu anlatılıyor yani. Yani şu eserde kendisi uyguluyor yani. Bir de ne vardı? Zeyl vardı değil mi? Hatime'den sonra. Evet, bir de zeyl var. Bu zeylde ne anlatılmış? Abi? Bu zeylde de kaderi yaşamanın en kolay yolu anlatılmış yani. Yani ben ne yapayım da benim kaderim güzel olsun. Şerden eli kesilsin. Hasenatta eli uzansın. En kısa yolu anlatılmış. Zeyl. Zeyl tamamlamak demek yani. Bu anlattıklarını tamamlıyor. En kısa yolu anlatılmış. Şu görmüş olduğunuz 26. sözü ben özetledim abi. Yani teklifi kader. Birinci ve ikinci mefasta. Tekvini kader. Üçüncü mefasta. Dördüncü mefasta. İkisi beraber işlenmiş. Hatime'de kendisi bizzat bu anlattıklarını uyguluyor. Zeyl'de de bunun en kısa yolu anlatılmış yani. Bu hakikati yaşamanın. En kısa ve kolay yolu yani. Kendine vücut rengi verme değil mi? Bizzat mucidi hakikinin aynası olduğunu gördüğü vakit diyor. En son cümle o yani. Bu anlattıklarını orada özetlemiş yani. En kısa yolu bu. Şimdi bizim şeyimiz ikinci mefas. Şunu sileyim ben. Şimdi birinci mefası özetliyorum ben. 5 dakika içinde özetleyeyim. Şimdi birinci mefasta ne anlatılmış? Birinci mefasta 3 tane mesele var. Kader nedir? Cüz-i ihtiyar. Bu ihtiyar bizim köydeki ihtiyarlar değil abi. Bir de eksik kader anlayışı tahsiye edilmiş, düzeltilmiş. Eksik kader anlayışı anlatılmış. Şimdi kader neymiş? Abi burada söylüyor. Niçin imani meseleye girmiş? O anlatılıyor. Şurayı okuyayım. Kader ve cüz ihtiyarı iman ve İslamiyet'in nihayet meratibinde kader nefsi gururdan ve cüz ihtiyarı adem-i mesuliyetten kurtulmak için mesail-i imaniye girmişler. Niçin imani mesele olmuş? Kader nefsi gururdan, cüz ihtiyarı mesuliyetten kaçmamak, kurtulmamak için karşına çıkıyor. Bunun için imani meseleye girmiş. Bir de şöyle bir mesele var. Manen terakki etmeyen avam içinde kaderin cayi istimali var. Terakki etmeyen avam kaderi kullanabilir. Nerede kullanacak kaderi? Maziyat ve mesaipte. Yani mazide ve musibetlerde avam kaderi kullanabilir. Niçin kullanıyormuş? Yeisin ve hüznün ilacı oluyormuş avam için. Ama havas bunu kullanamaz abi. Havas hikmet arayacak yani başına gelen olay ve hasarı. Avam gibi olmayacak yani. Avam yani terakki etmeyen avam kaderi kullanabilir musibetlerde. Mesela Hüsnü Hazretleri örnek veriyor. Birisi birisini vurmuş değil mi? Yani ona diyor ki ya ne yapalım? Cenab-ı Hak onun ölümünü böyle tayin etmiş. Değil mi? Eysin ve hüznün ilacı olması için bütün yani... Hikmeti ilahiyeden ümidini kesmemesi için yani. Adalet beslememesi için. Ne yapıyor? Orada diyor ki Cenab-ı Hak böyle takdir etmiş diyor yani. Avam böyle kullanıyor. Fakat havas böyle kullanamıyor abi. Havas hikmet aramalı yani. Mesela başına bir hadise geldi. Ya neden acaba ben böyle yaptım da bu oldu yani. Yani o hikmeti aramalı yani abi. Şimdi bu üç tane mesele var. Kader ne? Cüz ihtiyarına bir de kaderi eksik kader anlayışı yani. Avam kullanabilir kaderi. Hiç mi kaderi kullanmayacağız yani? Avam kullanabilir. Eksik ama. Ama istikbalde kullanamıyor kadere abi.
Nerede kullanacak avam kaderi? Mazi ve musibetlerde kullanacak abi. Ama eksik. Ne yapıyor? İstikbalde de kullanıyor. Eksik kader anlayışını. Burada birinci mefasta üç tane mesele var. Kader ne? Cüz ihtiyar ne? Bir de eksik kader anlayışı söylenmiş abi. Şimdi kesb-i şer şer değil, halk-ı şer kesb-i şer şerdir, halk-ı şer şer değil. Burada anlatılmış. Kader netice ve meyve itibariyle, illet ve sebep itibariyle şerden, kubuhtan, zulümden münezzehtir abi. Bu birinci mefasın, bu ikinci paragrafında Allah'ın adil ve mutlak olduğu anlatılmış abi. Yani Cenab-ı Hak kader, plan, program demek ya, ilim demek abi. Öyle bir ilmi var Allah'ın, öyle bir plan ve programı var ki netice ve meyve itibariyle zulüm olmadığı gibi illet ve sebep itibariyle de zulüm yok abi. Mesela netice ve meyveye neyi örnek vermiş? Yağmur. Yağmur yağdı. Adam önlemini almadı, değil mi? Neticesinde zarar gördü. Yağmur şerdir diyebilir mi? Adamın kabahati yani. Netice ve meyve itibariyle zulüm yok. Bir de illet ve sebep. Buna da hakim seni hırsızlıkla mahkum etti. Sirkatla mahkum etti. Ama senin suçun yok. Zahirde. Ama gizli bir katlin var. Bakın dikkat edin. Hakimin zulmün de Allah'ın adaleti var. Netice ve meyve itibariyle kaderde, ilimde zulüm yok. İllet ve sebep itibariyle zulüm yok. Allah'ın adil mutlak olduğunu anlatıyor abi. Şimdi bu makamda bir sual gelmiş. Şimdi cüz ihtiyarının icada kabiliyeti olmadığı anlatılmış burada. Netice ve meyve itibariyle, işte asıl ve fer itibariyle, illet ve sebep itibariyle icat edemiyor. Sadece hafif bir tercih ediyor, meylediyor. Şimdi emri itibari hükmünde olan bu cüz-i ihtiyarı madem kabiliyeti yok, o zaman neden Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak insana asi ve düşman vaziyeti vermiş, değil mi? Ondan azim şikayetler ediyor ve kendisinden yardım istenilmesini istiyor. Neden yani? Üç tane sual ver abi. Makam münasebetiyle buraya gelmiş. Sonra elhasıl deyip konuyu bağlıyor abi. Birinci mefasta anlatılan bu. Bu eğer denilse makam münasebetiyle gelmiş yani. Bu netice ve meyve, illet ve sebep itibariyle Cenab-ı Hak zulmetmiyor. Kader ilim nevinden, plan programında zulüm yok. Cenab-ı Hak adil-i mutlak. Bu anlatılmış. Elhasıl denip bu toparlanıyor abi. Dedik. Şimdi ikinci mefas. Bizim dersimizin konusu. İkinci mebhas, ehli ilme mahsus ince bir tetkiki ilmidir. Haşiye, bu ikinci mebhas en derin ve en müşkil bir sırrı kader meselesidir. Bütün ulema-i muhakkikince en ehemmiyetli ve münazaralı bir meseleyi akadi-i kelamiyedir. Risale-i Nur tam halletmiş. Şimdi bu ikinci mebhas ilim ehline mahsus abi. İnce bir tetkiki ilmidir. Hakikaten ince. Yani 7 tane mesele anlatılacak. 7'si de böyle gitgide inceleşiyor. Hakikaten ince bir fikir lazım. Adeta bu marifet-i ilahinin delillerinde nur gibi var. Nur gibi diyebiliriz. Teveccüh et, bekle. Bunların manaları zamanla anlaşılıyor. İştiyaklı olursan, istekli olursan o incelikler anlaşılıyor yani. Abi. Şimdi bu ikinci mebhas en derin ve en müşkil bir sırrı kader meselesidir. Kader meselesinin en derin sırrı neymiş? En zor, müşkil diyor. Anlaşılması zor neymiş? Bu ikinci mebhas da oymuş. Kader ile cüz ihtiyarı birbiriyle nasıl uyuşabilir abi? Şimdi en müşkil ve en derin diyor. Risale-i Nur tam halletmiş. Ulema-i muhakkikince en ehemmiyetli ve münazaralı bir meseleyi akadi-i kelami olmuş yani bu mesele abi. Kaderle cüz ihtiyar meselesi. Yani Sa'd-ı Taftazani örnek veriyor Üssü Hazretleri. 40-50 sayfada ancak havası anlatmış yani. Kendisi gibi alimlere anlatmış. Ehl-i sünnet ve bir izah etmiş abi onu.
bu Sadı Taflan'ın bir akaid kitabı var abi. Şerhul Makası. Orada böyle uzun uzun 50 sayfa anlatmış yani o kitapta. Bir kişi halletmiş abi şu meseleyi. Diğer mezheplerde yani şey olarak kalmış, kelam ilminde münazara olarak kalmış yani. Risale'nin onu tam halletmiş yani abi. En derinde en müşkil. Neymiş o bunu? Eğer desem kader ile cüz ihtiyarı nasıl tevfik edilebilir? Şimdi kader ilim nevinden kaderin lügat manası plan program demek ya abi. Şimdi Allah her şeyi planlıyor, her şeyi programlıyor, her şeyi biliyor. Her şeyi planlıyor, her şeyi programlıyor, her şeyi biliyorsa ben nasıl tercihlerimde serbestim yani? Bu ikisi birbiriyle nasıl uyuşabilir? Bir cebir yok mu? Bir zorlama yok mu yani? Şimdi enteresan bir şey, eğer desen diyor. Eğer demeyen alim olmuş mu? Olmuş abi. Eğer desen, yani böyle merak edersen, böyle olduğunu bilirsen, bu anlattıkları senin için geçerli. Hani İmam Gazali, İmam-ı Azam Hazretleri için mi deniyor? Hani Cenab-ı Hakk'ın tevhid-i ilahi delillerini anlatırken ne demişler? Demişler ki ya senin şüphen mi var sen bunları anlatıyorsun? Şimdi bazı insanlar biliyor ki birinci mefasta bu anlatıldı işte. Kader, netice ve meyve. İllet ve sebep itibariyle zulümden, çirkinlikten münezzehtir yani. Bazı insanlar bunu biliyor. Allah zulmetmez yani. Eğer dememişler. Mesela ehli tarikata bunu örnek verebiliriz. Ehli tarikat kendi dergahlarında değil mi? Tekkelerinde mana ve feyiz ile adam meşgul olurken kelam alimleri birbiriyle cedelleşmiş. Kavga etmişler bir nevi yani. İzah edemese de kendi aliminde ama teslim olmuş. Ha, vicdanı kanaati hasıl olmuş yani. Zaten vicdanı ya. Evet. Hali ve vicdanı. Ne yapmış? Tekkesinde, dergahında hallenmiş adam. Vicdanında hissetmiş ki Allah adil-i mutlaktır. Zulmetmez yani. Bize zorla istemediğimiz bir işi yaptırmaz yani. Kanaati hasıl olmuş. Tekkesinde değil mi? Şeyhinde feyziyle meşgul olmuş yani. Ama kelam alimleri eğer demişler. Eğer desen diyor bak. Eğer deyince başlıyor. Meseleler başlıyor abi. Risale'yi tam halletmiş. Peki nasıl tam halletmiş? İsmi Azam'a mazharetle, farklı bakış açılarıyla anlatılmış abi. 7 tane farklı bakış açısı var abi. Şimdi çok enteresan. Şimdi kader ilim nevinden ya abi. Bak şuraya yazayım. Bu hangi esma? Alim. Bak çok enteresan bir şey söyleyeyim. Azamiyet derecede ümmeti Muhammed içinde bir kişi mazhar olmuş. Azamiyet derecede abi. O da kafayı sıyırmış yani. Muhyiddin Arabi Hazretleri alim esmasına mazharmış abi. Evet abi. Ya. Ya başka bir şey demiyor muyduk böyle alim demiyorduk yani. Kader ilim nevinden ya alim esmasına okudum ben bir kitapta da onun için abi. Muhyiddin Arabi kaderle ilgili şey yapmış mı? Yani bu isme azamiyet derecede bir tane mazhar olmuş abi. Alim esmasına mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri kayyum. Geylani Hazretleri hay. İşte İmam-ı Azam Efendimiz adıl ve hakem. İmam Rabbani Hazretleri kayyum. İmam İbn Arabi Hazretleri de alim esmasına mazhar olmuş abi. Muhyiddin Arabi için şey anlatılır abi. Bir yerde düşmüş. Evet. Demiş ki ben burada düşeceğimi Fatiha'nın şu ayetinin şurasından biliyordum demiş yani. Yani dediğinizi teyit yani ona mazhar olmuş abi. Oymuş yani bir tane. Yani herkes ilim Allah'ın sıfatı. İnsanın kendi malı değil. Kendine ait değil yani. Nasıl görmek, işitmek bize ait değil. Sen zemin yapıyorsun, Allah sana mazhar ediyor. Kafayı sevdi değil de, yani, suretten hakikate geçti. Evet. O zaman hakikattan bu tarafa hitap edince, biz kafayı sevdi diyoruz. Evet. Yani bizim tabirimiz de biraz ağır mı olabilir abi? Yani aslında biz kafayı sevdik değil mi abi? Evet. Odaya göre yani. Evet. Şimdi eğer desen, buna, yani eğer diyen var, demeyen var. Mesela bizim kendi cemaat içinde, nurcular içinde de değil mi? Yani bu burası pek ilgi çekmiyor yani. Nedense. Pek şey yapılmıyor değil mi? Evet. Niye? Meselesi yok yani. Tam halledilmeyen bir mesele. Tarihi ve vicdani kalmış. Yani burada şimdi göreceğiz. Benim noktayı nazarımda tam böyle veya yanlış anlaşılan bir iki tane daha mesele var yani. Mesela tercih bila müreccih. Tercih bila müreccih. Yani tercih bila müreccih Üstad Hazretleri caizdir diyor yani.
tereccüh bila müreccih muhaldir diyor. Yani tercihsiz tercih ilmi kelam alimlerince bu muhaldir demişler yani. Üstad Hazretleri onun o onların o söyledikleri cüz ihtiyarının usul esası olan meyilde geçersizdir diyor. Usul-i kelamiyenin en büyük nokta-i istinadı burada yıkılır diyor abi. Şimdi bunu yerinden okuyacağım ben mektubatta. Tercih bila müreccih ile bir atıf yapacağız. Mektubatta bir atıf var. Tercih bila müreccih. Yani bu nedir? Mesela atış değil, atıf abi. Şimdi bir kişi bu sırlara vakıf olmuş yani. Üstad Hazretleri de İslam'ın bir kahramanı diyor yani Muhyiddin Arabi Hazretleri için. İslam'ın bir mucizesi. Evet, İslam'ın bir mucizesi. Evet. Hakikaten suretten hakikate geçmiş. Adam daha sureti hiç yok. Şimdi şunu yani arka tarafa geçmiş yani. Geçmiş. Yani plan programı geçmiş yani. İşte mazar olunca taşınmış oraya. Şimdi şu meseleyi bilse ne olur? Şu kader meselesi bilinse abi, kader hali ve vicdanı olduğu için abi, diğer beş iman esasını içine alıyor kader. Mesela birisi sordu. Âmener Resulü de, âmener Resulü de, melaiketihi, kütübihi ve rusulihi var. Kaderihi niye yok? Kader müstakil bir ayet. Aşağıda gelmiş. Leha me kesebet ve aleyha mektesebet. Kesip yani abi. Müstakil bir ayet yani. Kader diğer iman esaslarını içine alır. Hali ve vicdanıdır. Diğer iman esaslarını sen o halle hallenirsen vicdanında bilebilirsin yani abi. Müstakil bir şeydir yani. Diğer beş iman esasını içine alıyor kader yani. Diğer iman esasları gibi değil yani. O beş tanesinin inkişafından sonra. Noktayı merkeziye insan yani. O bu iman esaslarında bu kaderle diğerlerinin şeyi diğerleri gibi değil yani abi. Bu kader sisteminin işlemesi için beş tane iman esası zemin olmalı. Kaderde terakki ettikçe hani bugün tahtada gördüğümüz vehimlerden, vesveselerden, cehaletlerden insan kurtuluyor abi. Kurtuluyor. Kaderden kader yani bunun şeyi, o şeylerden olumsuz, negatif ne varsa kurtulmanın şeyi kadere iman etmek yani, kadere teslim olmak. Zaten lahikalarda bunu görelim, tarihçi hayatta görelim abi. Üstad ne zaman olumsuz bir menfi bir hadise, bir musibet yaşadıysa hemen kadere atıyor topu yani. Hemen oraya atıyor topu yani. O zaman rahatlıyor. Yoksa duramaz insan. Kriz geçirir, duramaz yani. Kadere iman ettin mi, o menfi şeylerden, her şeyden kurtuluyorsun. İnkişafı nispetinde de rahatlıyorsun yani. Aleminde huzur oluyor. Hal oluyor, değil mi? Ehli huzur oluyor. Huzur nereden geliyordu? Hazırdan geliyordu. Şimdi eğer desen, kader ile cüz-i ihtiyarı nasıl tevfik edebilir? Şimdi ben genelde lügatlarını şey yapacağım abi. Yani eksik söylüyorsam, yanlış söylüyorsam buradakiler tavsiye edebilir. Ben fazla şeyim yok olmadığı için, çünkü bu dersleri gördüm biraz korktum hakikaten abi. Yani eksiğim çok, şeyim çok da. Evet. Şimdi kader lügatıyla şey yapıyorum ben. Plan, program, ilim nevinden ya abi. Yani Allah her şeyi planlamış, her şeyi programlamış. Her şeyi planlıyor, programlıyor. Ben nasıl istediğimi yapıyorum yani. Evet. Bu ikisi birbiriyle nasıl uyuşur yani? İşte kritik. İşte olur. En derin mesele buymuş yani kader meselesinde. En zor mesele buymuş abi. Bak dedik bir kişi anlatmış, o da havası anlatmış yani. Zor bir mesele yani. Yani kendi aleminde oturtmak hakikaten zor. Bunu nasıl anlatmış? 7 tane farklı bakış açısı var abi. Cüz-i ihtiyarı aslında zahirde baktığında bir şirk gözüküyor. Yani bir Allah var, ikinci bir irade isteyen, farklı dilerim. Şimdi onu abi 6. de anlatmış. Mesela Maturidi Hazretleri ne yapmış? Abde vermemiş. Abde verse ne olur? Yani vücudi şeylere abde vermek şirktir abi. Ondan korkmuş. Ondan korkmuş. Yani vücudu bir şey. Niye abde vermemiş? Hariçte olan bir şeyi abde verse şirk değil mi? Hani herkes Allah yapıyordu? Her şeyi Allah yapıyordu. Mesela Cebriye biz hani hep evet. Böyle yaprak işte uçan yaprak ya öyle komik şey olur mu diyoruz ama evet. Şirk gibi büyük bir mesele karşısında çıkar yol bulamamışlar. Yani. Şimdi çok enteresan bir şey söyleyeyim abi. Altını çiziyorum. Şimdi bu Cebriye mezhebindeki adamlar, Mutezile mezhebindeki adamlar, veya mecusiler. Bunlar kaderi inkar etmiyorlar. Bak çok enteresan.
Ve de bunlar abi ehli ibadet yani. Hariciler de var bunların içinde. Bunlar gece gündüz belki ibadet edenler. Öyle ki işlerinde öyle alemler, öyle şeyler var ki adamın dizleri alnı nasır tutmuş yani. O kadar bilgili yani. Ama gel görelim bu meselenin içinden ayağa kaymış, çıkamamış yani. Mesela Üstad Zemahşeri'ye örnek veriyor mektubatta. Zemahşeri değil mi? Belagat noktasında iki tane alim var. Bir Zemahşeri var. Bir de hatta üç. Sekkaki ile Abdülkadir Cürcani. Üstad Hazretleri onun üçünü zikretmiş. Bunlardan Zemahşeri belagat noktasında bir numara. Yani bir kitap yazmış daha ona haşiye yazan yok. Şimdi bunun ayağı yani ehli sünnet vel cemaat ulemasınca bunun ayağı bir meseleden kaymış abi Zemahşeri'den. Bak o kadar zeki belagat noktasının dahi yani. Yani bu kader meselesi niye söyledik? Hani burada dedi derin müşkil dedi ya abi. Yani çok bilmiş adam. Çok biliyor ama bunu aşamamış aleminde çözememiş yani. Halkı efal meselesinde değil mi? Zemahşeri ne yapmış? Hayvanata vermiş. Hayvanat kendi efalinin halıkıdır demiş yani. Üstad Hazretleri bu kendi meşrebine mağlup. Güya kendince değil mi? Cenab-ı Hakk'ı tenzih edecek. O yüzden öyle söylemiş. Ehl-i sünnet uleması ona bir necat aramış diyor yani. Onu kurtarmak için yani. Ama başka adamlar olmuş. Daha böyle şeyler olmuş. Onlara şey yapmamışlar yani. Mesele zor yani. Onu söylemiş. Altını çizerek söyledik ya abi. Yani bu kader meselesinde ayağa kayan insanlar yani alim insanlar, zeki insanlar, ehli ibadet insanlar yani. Dahi ya. Mudakik ve muhakkik diyor. Ama ayağı kaymış yani adam. İşte bu bakalım bu meselede... Niyet peki, kötü değil yani. Niyet kötü değil. Yani Cenab-ı Hak tenzih etmek için yol almışlar ama olmamışlar. Peki nasıl çözülmüş? İşte onu diyorduk. 7 tane farklı bakış açısı var. Şimdi biz yazacağız bunları. Birer birer ben önce yazacağım. Peki abi şeyde yani böyle bir tefekkürüm vardı. Mesela bizim şu an hayat içtimaiyede veya benim kendi şahsımda da daha çok hani ben Cebriye'ye mi yakınım, Mutezile mi yakınım diye bakıyorum. Veya hayat içtimaiyede. Bazen orada bazen genel şey Mutezile. Yani ben kendi şeyimin şeyim yani yaratıcısıyım. Cebriye'yi pek duymadım yani. Çok böyle evet. Şeyde kalan. Şimdi Üç Hazretleri abi her batıl meslekte bir tane-i hakikat vardır diyor. Yani bizim cebri olacağımız zaman var yani. Mutezile olacağımız zaman da var yani abi. Yani bütün şey değil, o lemaatta geçiyor. Birleştiği bir yer var yani. Bütün adamlar o kadar alim adamlar, şey adamlar bütün haksız değil ama eksik yani. Daldeler ama dalgin değiller. Evet. Değiller mi? Ayağı kaymış dedi abi. Dalmış. İşte 7 tane farklı bakış açısı var. Kader ile cüz ihtiyarı birbirine nasıl uyuşuyor? Nasıl ben serbestim? Allah her şeyi planlayıp programladıysa yani. Nasıl serbestim? 7 tane farklı bakış açısı var. Birincisi. Elbette kainatın intizam ve mizan lisanıyla hikmet ve adaletine şehadet ettiği bir adil-i hakim, insan için medar-ı sevap ve ikab olacak mahiyeti meçhul bir cüz-i ihtiyarı vermiştir. O adil-i hakimin pek çok hikmetini bilmediğimiz gibi şu cüz-i ihtiyarının kaderle nasıl tevfik edildiğini, uyuştuğunu bilmediğimiz olmamasına delalet etmez. Şimdi dedi ki, kainatın intizam ve mizan lisanı. Şimdi kainatta intizam var. Bir de mizan var. Bu intizam hakim birine, mizan da adil birine şehadet ediyor abi. Şimdi intizam demek kül demektir. Nizam ise cüz demektir. Genel manada külliyete baktığımız zaman geçen cümleler böyle yani. Nizam şuraya yazayım. Nizam, cüz, intizam ise kül. Şimdi mesela benim parmağım, gözüm, kulağım bunlar cüz. Bir araya gelmişler kül. Şimdi nizam, cüz, intizam, kül. Bu kainatta da böyle. Mevcuda da düşünelim tek tek. Bu cüz. Nizamlı, düzgün yaratılmış. Bir araya gelmişler. Mükemmel bir kainat var abi. Buna intizam deniyor.
Bu hikmetli iş yapan birini gösteriyor abi. Her şeyde nizam intizam var mı? Var. Nizamsız intizamsız bir şey gösterebilir misin? Üstad Hazretleri ne diyor? Nizamı olmayanın külliyeti olmaz diyor abi. Bir şey düzgün değilse onun külliyeti olmaz ki. Nizam olanın külliyeti olur yani. Şimdi sen göremiyorsan fenlere bak. Bir şey fen olursa... Evet. Nizam ve intizam bu fenler kendindeki nizam ve intizamın delili. Şimdi bu hikmetli iş yapan birini gösteriyor. Şahitlik yapıyor. Üç tane mi şey yaptın? Mizan, nizam, intizam. Ha, şu nizam cüz, intizam kül, bir de mizan var. Şimdi şu kainatta bu hikmet gözüküyor mu? Buna kimse bir şey demiyor değil mi abi? Cenab-ı Hak her şeyi hikmet takip etmiş. Esbabı müsebbibata bağlamış değil mi? Yumurtayı tavukla veriyor. Balığı alıyla veriyor. İpek böceğini ipekle veriyor. Bir hikmet var kainatta. Bir esbab müsebbibat, münasebet var yani abi. Hikmetli iş yapan birini gösteriyor. Bir de mizan. Bu mizan da lügatta ölçü, tartı, denge demek lügatıyla abi. Şimdi kainatta nizam ve intizam var. Bu nizam ve intizamın mevcudat aynı zamanda mizanlı mı, dengeli mi, ölçülü mü? Evet. Bir tartı var mı? Mesela göz nizamlı yaratılmış, kulak nizamlı yaratılmış. Bir de mizan, denge var yani. Bu da adaletli iş yapan bir zatı gösteriyor yani. Kainatta adil bir zatı gösteriyor. Şimdi bunu külliyat manada bakalım, enfüs manada bakalım. Şu iki isim gözüküyor. Hikmetli ve adaletli iş yapan bir zat var. Adalet neydi? İki şıktı. Birincisi neydi? Hak sahibine hakkını vermek. Cenab-ı Hak kartalı yaratmış. Bir de serçeyi yaratmış. Serçeye ayrı kanat takmış. Kartala ayrı kanat takmış. Adalet etmiş yani. İkisinin kanadı yer değiştirse ne kartal istifade edebilir, ne serçe istifade, uçamaz yani. Bu bütün mahlukatta böyle, insanda da böyle. Hikmetli ve adaletli iş yapan bir zat var. Şimdi şu cümleyi bir daha okuyayım ben. Elbette kainatın intizam ve mizan lisanıyla hikmet ve adaletine şehadet ettiği. Yani kainattaki intizam ve mizan hikmet ve adaletine şehadet ettiği bir adil hakim var abi. Şimdi burası anlaşıldı değil mi? Şimdi bu adil hakim insan için medarı sevap ve ikap olacak mahiyeti meçhul bir cüz ihtiyarı vermiştir. Şimdi Cenab-ı Hak insanları cennetle cehenneme alacak. Şimdi cehenneme aldığı kimse eğer cüz ihtiyarı yok farz edersek demeyecek mi Cenab-ı Hakk'a benim burada işim ne yani? Cehennem 7 tabaka. Beni buraya niye aldın? Diyecek mi demeyecek mi? Diyecek. Cennette 8 tabaka. Değil mi? Birisi diyelim ki 8. tabakada. Ya benim aslında 5. tabakaya gitmem lazım. Veya 1. tabakaya cennete Firdevs'e gitmem lazım. Neden ben daha alt tabakalardayım? Diye düşünse cüz ihtiyarın olmadığını farz etse. Hikmetsizlik, adaletsizlik olur mu olmaz mı? Cenab-ı Hak cehenneme alacak, cennete alacak. Bunun neye göre alacak yani? Bunun esbabı cüz ihtiyar abi. Eğer böyle olmazsa o zaman hikmetsiz iş olur, adaletsiz iş olur. Hikmeti hikmet eden, adaleti adalet eden insanları cennete veya cehenneme Cenab-ı Hak koyacak. Cüz ihtiyarı vermesidir yani. Eğer cüz ihtiyarı olmazsa hikmet hikmet olmuyor, adalet adalet olmuyor. Çünkü bütün mahlukata hikmetli, adaletli davransın. Eşref-i mahlukat, halife-i ruh-i zemin, hülasa-i mevcudat olan insana hikmetsiz iş yapsın, adaletsiz iş yapsın yani. Mesela Cenab-ı Hak yumurtayı tavukla veriyor. Bir sebep var yani abi. Balı alıyla veriyor. Beni niçin cehenneme koydu? Bunu neye bağlamış? Cüz ihtiyar. Beni cennete aldı. Neye bağlamış? Cüz ihtiyar. Medarı sevap ve ikab olacak abi. Bir cüz ihtiyar vermiş. Mahiyeti meçhul. Şimdi burada mahiyeti meçhul diyor ya abi. Altıncı da mahiyetini izah ediyor. Cüz ihtiyarın içine giriyor. Cüz ihtiyarın usul esası meylanmış yani. Veya tasarrufmuş yani. Yani birinci de mahiyeti meçhul derken altıncı da meylan veya meylandaki tasarruf diye o mahiyeti izah ediyor. Neyin nesidir yani bu abi? Şimdi birinci delilimiz kaderle cüz ihtiyarı nasıl uyuşabilir? Birinci delilimizi nereden verdi? Kainattan verdi abi.
Birinci delilimiz kainattan. Kainattaki hikmet ve adalet ne yapıyor? İnsana da medar-ı sevap ve ikab olacak cüz-i ihtiyarıyı iktiza ediyor abi. Yoksa kainattaki hikmet ve adalet, hikmet ve adalet olmuyor yani. Kaderle cüz-i ihtiyarı nasıl birbiriyle uyuşabilir? Abi, kainattaki hikmet ve adaletten misal verdi yani. Mahiyeti meçhul diyor. Hakikati veya sureti meçhul demiyor. Evet. O zaman anlayamadığımız kısmı belki mahiyeti ama sureti veya hakikatini anlayabiliriz. Çıkabilir mi? Veya anlamak daha kolaydır. İşte sureti mesela tercih etmek lügatte yani. Cüz ihtiyar ne? Biz içine daha girmedik yani. Cüz ihtiyar lügatta ne? Bir yere ihtiyar etmek, tercih etmek. Yani mahiyeti irade diyebilir miyiz abi? Cüz ihtiyar. Cüz ihtiyar. Şimdi cüz-i ihtiyarı, suret, hakikati, esma, alim ismine bakar, mahiyeti, irade sıfatına bakar. İrade diyorum, ilim. Mesela ilim, subuti sıfatta ilim yok mu? Tekmine bakardım. Tamam mı? Bu var, dışarı çık, alim. Bizde bilgi. Peki, Allah'ın subuti sıfatının irade var. Esması murid, bizde cüz-i ihtiyar. Sırayla yaptım, ilmi de yaptım da ama. Cüz-i ihtiyarı, arkası, çünkü cüz-i ihtiyar aklidir. Dimağa aittir. İrade vicdanidir. Daha arkasına girersen, esması hakikati, murid esması. Onun kaynağı da irade sıfatı. Subuti sıfattandır. İlim dediğiniz hangisi oldu? Yok, onu örnek iş yaptım. Bilgi, alim, ilim. Tamam mı? Daha bu tarafa gelirsek. Malum, bilgi, alim, ilim. İlim sıfat, alim esma, malum da bilgi de bizim şu andaki sureti. Demek ki Allah'ın irade sıfatının dışa vuruşu diyelim, murid esması. Bizdeki tezahürü, şekli, sureti cüz-i ihtiyarıdır. Bir de mesela bir sır değil ya, acaba meçhul de hani bilinmeyen manasında değil de bir açılımı var mı acaba? Güzel işte. Devam et. İki, birinci derdimiz kainattan. Yani kaderle cüz-i ihtiyarı nasıl uyuşabilir? Bu derste izah yaparken böyle arkadaşlar böyle detayına içine değil, hemen kendi tanımladığım ilim, irade, murid, ihtiyar. Yani daha mecun mecuna şunlara girersek çıkamıyoruz. Evet. İkincisi, birinci delilimiz kainattan nasıl uyuşabilir? Bu şekilde yani kainattaki hikmet ve adalet insanı da bu cüz ihtiyarı iktiza ediyor yani. Hikmetsiz ve adaletsiz olur. Çünkü Allah hikmetle iş yapıyor, adaletle iş yapıyor. Cennetle cehenneme alacak. Bunun esbabı ne yani, hikmeti ne? Bir de böyle olmasa, cüz-i ihtiyarsız bir mahluk yaratsa, Allah aciz olur, aciz gibi olur. Yani baş edememiş birisini yapamıyor. İkincisi, biz zarure, herkes kendisinde bir ihtiyar hisseder. O ihtiyarın vücudunu vicdanen bilir. Mevcudatın mahiyetini bilmek ayrıdır. Vücudunu bilmek ayrıdır. Çok şeyler var. Vücudu bizce bedi olduğu halde mahiyeti bizce meçhul. İşte şu cüz-i ihtiyarı öğleler sırasına girebilir. Her şey malumatımıza münhasır değildir. Adem-i ilmimiz onun ademine delalet etmez. Bu ikinci delil de enfüsü delil. Enfüsü delil, vicdan. Kaderle cüz-i ihtiyarı nasıl tevfik edilebilir? İkinci delil buymuş. Enfüste vicdanmış. Şimdi zaruri olarak herkes kendisinde bir ihtiyar hisseder. Şu anda biz geçmiş yaşantımıza bir bakalım. Yaptığımız işlerde biz kendi ihtiyarımızda yaptık mı yapmadık mı? Birisi bizi zorladı mı zorlamadı mı? İşlemiş olduğun günahlarda birisi seni zorladı mı? Veya yapmış olduğun işlerde birisi seni zorladı mı? Zaruri olarak herkes kendi hayatına baksa kendisinde bir ihtiyar hisseder. O ihtiyarın vücudunu da bak, vicdanen biliyoruz yani. Kimse bizi yaptığımız işlerde zorlamıyor. Kendimiz yaptık yani. Bazı insanların ama kabiliyetleri var. Mesela bir insanda yok, diğer insanda çok kabiliyet var. Kabiliyet onu yöne doğru götürüyor mesela.
İhtiyarıyla gidiyor o da yani. Gitmeyebilir. Birincime bastı, şey, istidat ve ihtiyarıyla diyor. Evet. O mevzuya giriyor arkadaşın söylediği. Hı hı. De şöyle deneyebilir miyiz abi? Vicdan dedi ya, burada ihtiyar hisseder. Vicdanda da irade var ya, şöyle desek, vicdandaki yani iradenin hissedilen tarafı ihtiyardır. Yani vicdanda vicdanen bilir diyor ya. Vicdanında şöyle bak, bu dört şey vardı. Bak bu sordu ki Murat. Şudur kabiliyet istidat. Biz tek tek düşünüyoruz sistemi. Tek tek anlamaya çalışıyoruz ama vücutta, bedende, ruhta, kalpte, akılda sistem bütün çalışıyor. Mesela istidatsız kabiliyet, kabiliyetsiz istidat veya ihtiyarsız irade, iradesiz ihtiyar olmuyor. Mesela ihtiyar aklidir. Hazır zamana muhteladır. Bazı müstakbeli pek düşünmez. Pek de yok yani. Hazır zaman. Çünkü hayvanlarda da cüs ihtiyar vardır. Ama irade ise mazi ve müstakbeli ele alıp hazıra bakar. Mesela farkı şey yapayım. Mesela dese ki Cenab-ı Hak şu harama bakma, sana cenneti vereceğim. Hayvaniyet mertebesindeki ihtiyar, cüz-i ihtiyar bunu yapamaz. Terki yapamaz. Hazıra muhteladır. Onun dışına çıksa cebri gibi olur. Çıkamaz. O günahı terk etmek hazırdır. Gelecekteki cenneti istemek ihtiyarın işi değil, irade işidir. İrade mazi ve müstakbeli bir tutup hazırda hükmedebiliyor, tercih yapabiliyor. Uygulayayım. Şimdi bunu mu şunu mu şunu mu yapabilir? Hazır zamanda tercih yapabilir. Bunu yapan ihtiyardır. Ama şu hazırı kale almıyor, gelecekte daha yok. Geleceği ortada olmayanı tercih etme sistemimiz iradedir. İrade ile cüz-i ihtiyar böyle tefrik edilebilir. Yani klasik bir suret olarak. Çünkü 24. sözden söyledim. 4 tane şey var. Ameleler var. Mahluk. Hayvanlarda cüz-i ihtiyar olduğunu söylüyor. Peki bu ne anlıyoruz? Hayvaniyet mertebesi mazi ve müstakbeli düşünmez. Bu tarafımız. İşte buna hitap eden diyor ki aklını başına al. Yani iradeni aklı aktif et. Demek ki bir insanda irade ile ihtiyar, bunu bir kere temelde çözmemiz lazım ki ihtiyar hazır zamanı muhteladır. O zaman kaderde hazır zamandaki bir günah. Ben mi yaptım, yapmadım. Kardeşim o hazır zamanı önümüzdekini tercih ettiğini etmeyeceğim. Arkada irade sistemi çalışıyor. İradesi iptal olanın cüz ihtiyarıya mahkumdur. İrade neredeydi? Vicdanda. İrade, zihin, hisladı. Hatmedilmiş bir vicdan düşünün. İradesi var mı? Yoktur. Nedir o zaman? Mecburdur hazır zamandaki tercihleri yapmaya. Yani bütünsel olarak bakılacak. Burada biz ne yapmaya çalışıyoruz? Cüz-i ihtiyarıyla benim anladığım. Ve işte günahın şeyini. Allah bu sistemi kurarken, bu sistemin yazılımını, sistemin işlevini anlayıp sisteme teslim, tevekkül şey yapıyor. İnsan mesela üzerine kusuru delift ediyor bunlar. Bu sefer rahat ediyor. Bir taraftan baktığın zaman bunu söyleyeyim tam kesin. Bir taraftan baktığın zaman cüz ihtiyar var. Duruyor ciddi bir mevzu. Bir bakıyorsun irade var. Bir de kainatın bir işletim sistemi var. Yani. Abi ben şunu söylemek istiyorum. Cüz-i ihtiyar dimağda, cüz-i irade vicdanda dediniz. İrade değil mi? Cüz-i irade yok. İrade. İrade vicdanda. Vicdanda dediniz. Gayrimüslimlerde irade yok. İhtiyar var. İhtiyar var. Evet. Peki bunu kadere, yani kaderle ilişkilendirebilmek için sonradan Müslüman olmayı başaranlar nasıl oluyor? Şimdi mürtedin hakkı hayatı yok olmasının sebebi tarumar etmiş. Kafirlik iki tane ayrıyor. Ne tür bir kafir var? Adem'i kabul. Bunun hatmedilmemiş. Kabili necat var. Bu dönebilir. Mesela
Efendim? Çekirdek olarak duruyor. Çekirdek olarak duruyor. Mesela Pigmeler Sibirya'daki dini duymamış Müslüman olabilir. Ama idealist bir kabul Adem o hatmetmiş. Yoksa din gitmemiş, şey yapamamış. Mesela Almanya'daki hepsi kabul Adem değil ki. Ya ben böyle hobim yok diyor yani. Bu dönebilir. Bu vicdan iptal etmemiş çünkü vicdan işler yapıyor. Ötekisi ise menfaati için Irak'a bomba atıyor, komple yok ediyor. Bunun şey yok, sistemi bitmiş. Ha, o Türk kafir iki ayrılır diye detaya giriyor. Kaderle cüz-i ihtiyara nasıl uyuşabilir? İkinci delil de herkes zaruri olarak kendinde bir ihtiyar hisseder. O ihtiyarın vücudunda vicdanen bilir. Şimdi vicdan külliyatta değişik şekilde anlatılmış. Mesela Kutbe-i Şamiye'de vicdanın anası ve erbası dörttür. Zihin, his, irade, latife-i Rabbaniye. Mesnevi Nuriye'de de vicdan alemi şehadetle gayb ortasında noktayı iltisaktır, fıtratı zişiyordur. Vicdan yalan söylemiyor. Mesela göz nasıl göz kapağını açılıyor, fıtratı görmek. Kulak nasıl ses alanına girince işitiyor, fıtratı işitmek yani. Vicdanın da fıtratı zişiyormuş, şuurulmuş yani. Tam ortadaymış, şehadetle gayb aleminin ortasındaymış. İki taraftan halde sürekli mesela yanlış bir iş yapacak. Halden ona nefis heva o işi yapmasını telkin ederken içeriden de değil mi? Yapma diyor ses geliyor yani. Tam ortada. Bağlantı kuruyor. Tam ortada yani bağlantı kuruyor. Yapıyor veya yapmıyor. Şimdi biz zaruri herkes kendi vücudunda bir iş yaparken böyle tereddütte kaldığı işlerde o sesi duyuyor mu duymuyor mu? Duymaz mı ya? Hatta yatarken nasıl vicdan azabı çekiyor? İşte burada, bakın çok enteresan, bu yedi tane meselede aslında cüz-i ihtiyarının ispatı yapılıyor abi. Cüz-i ihtiyarının ispatı yapılıyor. Birinci de kainattaki hikmet ve adaletten ispatı yapıldı. Allah neye göre cennet alacak, neye göre cehennem alacak? Hikmetsiz hiç iş olur mu? Esbabı yok, hikmeti yok yani hiç. Ne adalet ise, cüz-i ihtiyarının bu şekilde ispatı yapılmış. Bu ikincide de vicdanla beraber ispatı yapılmış. Cüz-i ihtiyarı nasıl ben tercihlerimde serbestim? Allah her şeyi biliyor, planlayıp programlıyor. Buna rağmen nasıl ben tercih ediyorum yani? Bunun ispatı yapılıyor yani. Zaten fiilde de mesela hayvanı, çocuğu, deliği direkt adaletiyle, hikmetiyle cennete alıyor mesela. Evet. İhtiyarı olmadığı için. Olmadığı için. İkincide de böyle cüz-i ihtiyarın ispatı enfüsten yapılmış yani abi. Birinci de kainattan yapıldı, ikinci de enfüsten yapıldı. Herkes... Birincisine şöyle diyebilir miyiz? Ben şöyle anlatayım. Cüz-i ihtiyarın yedi meratiple izahı var denilebilir. Hı. Bir kainatta nizam ve intizamla adaletini gösteriyor. Hikmet ve adaletini. Ha hikmet, ha hikmet. Hikmet ve adaletini. İkincisi ve enfüsü, herkes kendi vicdanında bunu bilecek. Ben hissetmiyorum diyen yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yani kendi aleminde şahittir. Tamam. Şimdi mevcudatın mahiyetini bilmek ayrıdır. Vücudunu bilmek ayrıdır. Çok şeyler var. Vücudu bizce bedi olduğu halde mahiyeti bizce meçhul. İşte şu cüz-i ihtiyarı öğleler sırasına girebilir. Her şey malumatımıza münhasır değildir. Adem-i ilmimiz onun ademine delalet etmez. Yani bizim cüz-i ihtiyarının vücudunu mahiyetini tam bilmememiz olmamasına delalet etmez. Çok şeyler var ki vücudu bedi ama mahiyeti meçhul. Mesela misal biraz elektrik gibi diyelim. Mesela Adetullah kanununa elektrik namı takmışlar. Güya bildi diyor üstad yani. Veya da ruhtan size az bir bilgi verildi denmiş. Veyahut da mana diyelim, feyiz diyelim. Yani vücudu bedi ama tam içeriği ne olduğu tam belli değil. Tabii. Yani cüz-i ihtiyarı da böyleler sırasına girebilir. Melaike mesela. Vücudu bedi yani. Ama mahiyeti nasıl bir şey? Tam öyle net bir şey yok yani. İçimden geldi diyor mesela. İçimin mahiyeti de yok yani adam. Evet. İçimden. İkinci delil de böyleymiş yani. Vicdan. Abi bu kaderinizin başında diyor ya. İlmi ve nazari değil. Evet. Hayır vicdan. Sanki biraz ona bakıyor. Yani o cümle. Neyin açıklaması oluyor bu ikinci delil. En başında diyor ya. Evet. İlmi nazari değil. İlmi ve nazari değil. Vicdanidir diyor. Sanki bu onun açıklaması oluyor. Ya bu ne demek abi? Vicdanı sormuşlar da hali ve vicdanı ne demek? Ben şimdi bir soru sorayım mesela. Herkes vicdanen cevap verecek. Biz hizmet ediyor muyuz? Bize hizmet ettiriliyor mu?
ettiriliyor yani abi. Yani eğer ediyorum desen o zaman herkes etmesi lazım. Akli yaklaşır meseleye yani. İşte o vicdanı bilmek de demek, külliyattaki diğer tabirle o dört tane marifetullah, muhabbetullah, müşahedetullah, bir de ibadetullah. Bu dördü yani vicdanı bilmek. Sen bu dördünü yapıyorsan demek ki vicdanı biliyorsun yani. Evet. Yani vicdanı bilmek demek bu dördü yani. Sen ibadet edebiliyorsan, Cenab-ı Hakk'a muhabbet edebiliyorsan, zaten başta birinci mefasta tabir neydi? Kader niçin imali meseleye girmişti? Gururdan kurtarmak için yani. Ben ibadetimde gururlanıyorum. İşte muhabbetimi başkasına veriyorum. Başka şeyleri müşahede ediyorum. Sen bu nasıl kaderden konuşacak yani? Üstad manasızdır diyor yani o tarz bir insanın kaderden konuşması. Çünkü kader niye imali mesele olmuş? İyilik güzellik kemanatı Allah'a vermek için yani. Kusuratı delifte etmek için olmuş. Ötekisi biraz desise nefsidir diyor yani. Kendini yapmamaktan gelen tevlimatı kurtarmak için. İkinci delil bu. Şimdi biraz hızlı gidelim. Bizim asıl şeyimiz 6. 5. oralarda biraz takılacağız abi. Biraz hızlı gidiyorum bu 2-3'üne. Üçüncüsü bak dikkat. Cüz-i ihtiyarının ispatı yapılıyor. 7 tane. Noktayı nazarımızı unutmayalım. Üçüncü de bakın nasıl ispatı yapılmış cüz-i ihtiyarının. Üçüncüsü. Önemli bir şey. Önemli bir şey. Fark etmediğimiz bir şey demek ki. Evet. Cüz-i ihtiyarı kadere münafi zıt değil. Belki kader ihtiyarı teyit eder. Çünkü kader ilmi ilahinin bir nevidir. İlmi ilahi ihtiyarımıza tahrik etmiş. Öyleyse ihtiyarı teyit ediyor, iptal etmiyor. Şimdi bu üçüncüde de bak çok enteresan. Yazıyorum abi. Kaderle cüz-i ihtiyarının ispatı yapılmış abi. Tekin abi. Anlamadım onu. Şimdi cüz-i ihtiyarının ispatı yapılıyor ya abi. Hı hı. Kaderle cüz-i ihtiyarı nasıl uyuşabilir? Kaderle cüz-i ihtiyarı ispat ediyor. Kaderle. Şimdi kader ilim nevinden değil mi? Allah her şeyi biliyor mu? Biliyor. Cüz-i ihtiyarı denen bir şey var mı? Var. Allah cüz-i ihtiyarı da biliyor. Allah'ın bilmediği bir şey mi var? Cüz-i ihtiyarı kadere münafi değil. Allah'ın senin ne yapacağını veya ne yapacağını bilmemesi kadere münafi değil ki. Plan programı münafi değil yani. Kapsıyor yani. Evet abi. Burada şöyle bir şey denebilir mi? Mesela kaderde Cenab-ı Allah senin fıtratın ulaşacağı en yüksek cennet makamını sana çizmiş. Ama sen cüz ihtiyarınla bazı hazır lezzetler uğruna o kader yolundan dışarıya sapıyorsun, çıkıyorsun. Yoksa kaderde aslında seni ulaştıracak en iyi yol var. Evet. Şöyle dense biraz daha açılır mı abi? İnsana ihtiyar verilmesi de bir takdir. Evet. Yani Cenab-ı Hak, yani adeta şöyle diyeyim abi, biraz böyle cüz ihtiyarını şey yapmak için. Mesela tavuk yumurta yapıyor değil mi? Arı bal yapıyor. İpek böceği ipek yapıyor. Cenab-ı Hak cüz ihtiyarı denen bir şeyi vermiş ya, insana vermiş, yaratmış yani. Kaderde var. Ne yapıyor bu? İlminde var Cenab-ı Hak. Müsbet veya menfi tercih yapıyor yani. Nasıl tavuk yumurtluyor? Bu da böyle bir şey abi. Kaderle cüz ihtiyarının ispatı yapılıyor. Kader ilim nevinden Allah her şeyi planlamış, programlamış. Senin cüz ihtiyarını niye planlamasın, programlamasın? Her şeyi biliyor Allah yani. Allah'ın bilmediği bir şey mi olur? Nakısiyet olur o zaman yani. Ne yumurtladığımızı gidince göreceğiz abi. İlmi ilahi ihtiyarımıza tahallük etmiş. Öyleyse ihtiyarı teyit ediyor. Şimdi geçmiş yaşantımıza bakalım. Mesela sen camiye gittin. Camiye giderken ayakların rahat gidiyor da mesela mekruh olan bir yere gittin diyelim. Senin ayaklarını bağlayan oldu mu? O tercihinde de kader senin o ihtiyarına tahallük etti. Öteki tercihinde de senin ihtiyarına tahallük etti. Allah her şeyi biliyor. Allah'ın her şeyi bilmesi senin ihtiyarını zorlamıyor yani abi. Senin ihtiyarına tahallük ediyor. Senin ihtiyarını adeta tabirini destekliyor. Bu kainatı senin ihtiyarına veriyor abi. Bak sen bir şey yapmak isteyince güneş sana hizmet ediyor. Bütün ekoloji sana hizmet ediyor yani. Kader ihtiyarı teyit ediyor. Bütün tercihlerinde ihtiyarı teyit ediyor abi. Ne yapacağını biliyor yani. Bak kader biliyor. Biliyor abi. Biliyor diyeceğiz abi. Yapıyor değil. Program biliyor. Hayır değil. Şurada şimdi burayı biliyor. Başta yazmıştık. Şimdi
vücub, zaruret, lüzum. Bu üçü olunca illeti tamamen, bu mahluk oluyor yani. Bizim cüz ihtiyarımız mahluk değil. Abi. Değil mi? İrade ve kudret ne zaman tahallük ediyor? Bizim tercihlerimizden sonra irade ve kudret tahallük ediyor. O zaman dışarı çıkıyor, harici vücuda gözüküyor. Şimdi emri itibarinin lügatı ne? Emri itibari demek, bugün derste geçtik, teknik izahı, lügatta hariçte vücudu olmayan şeylere deniyor abi, emri itibari. Hariçte vücudu yok yani. Tasavvurda sayın için. Meridyen çizgileri. Aracı. Şimdi oraya geleceğiz abi. Şimdi bizim şeyimiz üçüncüsüydü. Üçüncü de cüz-i ihtiyarının ispatı nasıl yapılmış? Kaderle cüz-i ihtiyarı nasıl uyuşabilir? Onun o anlatılmış yani. Kader cüz-i ihtiyarı iptal etmiyor ki, bilakis diyor. Destekliyor yani. İhtiyarı teyit ediyor. Müsbet veya menfi ne tercih ediliyorsa Allah her şeyi biliyor. Allah'ın bilmemesi zaten naksedir yani. Burada kaderle cüz-i ihtiyarının ispatı yapılmış. Ve huve bikülü şeyin alim. O her şeyi bilir. Senin cüz-i ihtiyarında neyi tercih edip etmeyeceğini niye bilmesin ki? Bakın ilim nevinden daha irade ve kudret tahallük etmemiş abi. İrade ve kudret tahallük etmediği için hariçte vücudu yok yani. İspattan ziyade aslında münafi değil mevzu şey yani tevfik. Zıt değil yani. Yani kaderin olmuş olması cüz-i ihtiyarı ispat etmez ki. Sadece münafi değil demek de doğru olur. Yani burada bir ispat bence yok. Yani cüz-i ihtiyar ispatlamıyor. Şöyle abi. Münafi değil diyor. He, yani ispat teyit derken. Teyit eder. Teyit ediyor diyor bak. Kader ihtiyarı teyit eder. İhtiyar teyit ediyor. Sen hiç diyorsun Allah yaratıyor işte ya. Yani vücudu böyle anlatılmış ya. Bu üçüncü de kaderli ilim senin ihtiyarını destekliyor mu desteklemiyor mu? Bu anlatılmış. Sen ihtiyarını kullanıyorsun. Sistem, bu ekoloji Allah senin ihtiyarına çalışıyor yani. İhtiyarın arkasında ekoloji var, sistem var. Yani kader varsa cüz-i ihtiyar olmak zorun veya olmalı mı demek istiyor. Abi sanki bence kader, bize bakınca yanlış kader tanımını o zaman ortadan kaldırıyor. İmtihan. Yani sanki kader ben şimdi günahı tercih ettim. Günaha da kadere bir yol olması lazım ki o yoldan yürüyebileyim. Kaderde günaha da sevaba da bir yol olacak ki ben sevabı tercih etsem o yoldan yürüyeceğim. Günahı tercih etsem bu yoldan yürüyeceğim ama yol olmalı yani. Bir zemin olmalı. Murat abi şöyle anlattınız ya hani cüz-i ihtiyarını da programlamış dedik ya. Evet. İnsanların takıldığı nokta orası. Benim cüz-i iradem programlanırsa benim cüz-i iradem diye bir şeyim yok. İşte ilim nevinden olduğu için daha bunu anlatıyor. Dördüncü de bunun içine girecek. Allah'ın ilminin ihata alanını anlatacak yani. İrade ve kudretin tahallükü yok. Bana verdi. Daha irade ve kudretin tahallükü yok. İnsanların konuşması irade ve kudretle beraber düşünüyor. Evet abi. İşte olmuş gibi düşünüyor. Ehl-i sünnet size bir şey göstermiş. Ehl-i sünnet ve cemaat ulemasınca abi kader ve cüz ihtiyarı iki meseleyi mühim be yani. Bak. Fiilin arkasında ver başka bir kalem. Bak şimdi sen bu mesele için de kolay olsun diye. Arkasında şu sıfatlar var. Bak kader var mı? İlim, irade, kudret. Kader diye bir sıfat var mı Allah'ın? Yok. Kader diye bir sıfat yok. Kader diye ismi var mı? Yok. Peki bu ciddi bir mevzu, itikadi mevzu. Nereye sokuyorsun? Nereye sokuyoruz? Biraz irade, biraz ilme gibi sistem abi. Sadece ilim var abi. Kader hangi nevindenmiş? İlim. Kader ilim nevindenmiş. İrade nevinden olsa karışırdı işte ama. Tabii. Bak nevi çok kolay gideceğiz bak. Nevinden. Yüzeye de sadece oraya bakıyor. Şimdi kader budur. Şimdi kalkıp da ilmi bilmeyi halk etmek dersek o zaman küllümen cebir olur. Bildiği her şey oluyor. Ama diyor ki, irade diyor ki, bir dakika arkadaş diyor, seni bildiğin hemen yaratılmayacak. Tamam. Bu sefer ben şey yapmam lazım. Şimdi kader ilim nevindendir. Ama bir fiilin ortaya çıkması için ilim, irade, kudret var, tasamun ediyor.
Kader de bu sistemin içinde bir nevdir, ilim nevinden. Müşteridir. Tamam. Bir de ilim nevindendir. Bir de bunun içerisinden ilim nevindendir. Bir de bunun içerisinde Murat kardeş buna şey yapıyor. Burada cüz ihtiyarı var. Nerede? Şimdi cüz-i ihtiyar irademizin içinde bir de. Evet. Bizim bir irademiz var ha? Evet. Bizim irademiz var. İlmimiz var. Peki kader ilim nevindense benim kaderim hangisi? Benim kaderim Allah'ın kaderi var. Yani bizim kader nedir? Hani ilimin bizdeki karşılığı nedir? Tamam. Bak bu işte bu silsile cüz-i ihtiyari. Yani iradeye sonra gidiyor. İrade artık mesela şöyle diyorlar. Bizim tercihimizden sonra bak şöyle, irade ve kudret var. Ben diyor ikide bir diyor kararımı değiştiriyorum. Psikolojik hastalardan bir tanesi. Kararımı değiştir. Kararını değiştirmiyorsun kardeş. Bak karar şu. Oku yaydan çektin. Buraya mı? Buraya mı? Buraya mı? Buraya, buraya. Ben şu karar değil bu tercihtir. Oku bıraktın gitti. O artık karar. O değişmez ki zaten karar. Yanlış yapıyor. Hani tercihi karar zannediyor. Tamam. Kusura bakıyor. Estağfurullah abi. Yani, özet gibi sanki yanlış kader tanımı. Yanlış var. Evet. Murat çok güzel. Allah razı olsun. Kader şey yapmıyor yani. Kader kaderin içinde senin cüz'ün, sistemin için. Yani Allah'ın senin bir şey yapacağını bilmesi senin... O kader şey yapman... bir kere irade, ihtiyar, fail değil. İlim nevinden... Şartı adidir. Bir şeyin vücuduna şartı adi. Hı. Yani sistem içinde... Tavuğa, yumurtaya tavuğu şey yaptığı gibi. Evet o kadar, evet. Hı. Ama çok harika bir tasnif yaptı. Ben bile not alıyorum. Ben bile derken bu çalıştığım halde bu cüz'ü ihtiyar ispat etmek adam bak... Kainat delili var, enfusi deliller. İnan merak ediyorum, kader delili var. 4-5-6'yı merak ediyor. Ciddi diyorum, merak ediyorum. Devam et. Üçüncüsü bu, kader. Şimdi kader ilim nevinden mi ya? Bu dördüncüsü, üçüncüsüyle. Yani ikincisi birincisiyle, üçüncüsü ikincisiyle, 4-3'le, 5-4'le, 6 hep birbirine münasebetler yani. Onun geniş bir izahı diyebiliriz. Şimdi dördüncüsü, kader ilim nevindendir. İlim maluma tabidir. Bu dördüncü de hani kader ilim nevindendir dedi ya, kader ilmi ilahinin bir nevidir. İlmi ilahi ihtiyarımıza tanık etmiş. O ilmi ilahinin ihata alanı anlatılıyor yani abi. Bu dördüncü de. Ne yapayım? İlmi ilahinin? İlmi ilahinin ihata alanı anlatılmış yani. Yani bir nevi zamansızlık hakikaten anlatılmış yani. İlmi ilahi nasıl her şeyi biliyor yani. Bu dördüncüsü de münasebette. Dördüncüsü de kader dedik ya, ilmi ilahinin bir nevidir. O şekilde anlatılmış, ispat edilmiş. Dördüncü de o ilmin ihata alanı anlatılmış yani. O ilmin ihata alanı ne? Neye tahallük ediyor? Malume tahallük ediyor. İhata alanı ne? Mazi, hal, istikbal. Buna da ezel denmiş yani abi. O ilmin ihata alanı anlatılmış. İnsanlar şimdi ezeli nasıl biliyorlar ezeli? Mazi silsilesinin bir ucu biliyor. Geçmişte olmuş. Geçmişte bana göre geçmiş ne zaman? 300 sene. Sana göre 1000. Ona göre 2000. Yani bu yanlış yani. Bu ezel, insanların bu ezelde oldu demesi bir mesele ya. Evet. Abi. Peki ezel ne? O anlatılmış yani. Bu dördüncü delil ne? Cüz-i ihtiyarının ispatı nasıl yapılmış? İlmi ilahinin ihata alanı. Zamansızlık hakikati anlatılmış. Bir sonralık olarak diyebilir miyiz? Yok. Şöyle biraz daha açılabilir. Malumun ilme, ilmin maluma, malumun ilme tabi. Yani malumun ilme değil. Eksik abi. Malumun ilme değil, ilmin malume tabi. Yani birinin birinden önce gelmesi. İşte zamansızlık hakikati abi. Evet. İlmin ihata yani alanı. Cenab-ı Hakk'ın bilmesi oluş sırasına göre değil abi. Bizim anlamamız açısından diyorum. Bize bakan yönüyle öncelik sonralık. Şimdi adam diyor ki, ben bu fiili işleyeceğim Allah biliyordu, o yüzden işledi. İşte o üçüncüsünde olmadı. Cenab-ı Hakk'ın bilmesi oluş sırasına göre değil abi. Allah canım. Burada anlattığım mevzu şey o ya. Yani. Abi o sizin dediğiniz üçüncüsüne giriyor. Şuraya abi, yazıyorum abi, ilmin. Şimdi benim noktayı nazarım bu yani, okuduğum, oradan gördüğüm farklı noktayı nazarlar olabilir. Bunları not edelim. Geniş vakitte gene ilmin ihata alanı.
parantez içinde zamansızlık. Allah şahidinden. Evet. Yani bu üçüncüsüyle... Öncelik sonralık değil, zamansızlık. Zamansızlık da diye bir cümle yaparsak zamansızlık da diyebiliriz yani. Dördüncüsü ilmi nihat alanı. Zamansızlığı biz anlayamıyoruz ya. Biz, işte bize zaman... göre zamansızlık nasıl bir şey? Biz zaman içinde yaşıyoruz. Hani bize göre öncelik sonralık gibi geliyor. Bize göre değil. Allah kendine bakış şu anda. Nefsi emmane geliyor. Ama biz anlamamız lazım abi kaderi. Ama zaman mesela... kaldırıldığı zaman sadece Allah olmaz mı? İşte Allah cehalebinden bakılıyor. Yani Allah'ın ilminin şeyi anlatıyor. Bir nevi mahiyeti ne anlatıyor yani abi. Allah'ın ilminin mahiyeti yani. Sen neredesin? Sen neredesin bu konum atıldığı zaman koca Afyon'un, Allah Allah bu neresinde ya? Şimdi Allah'ın bu ilmi muhiti ezelisindeki bulunan, içinde bulunan ilmi ezeli var. İlmi muhiti ezeli sıfat, ilmi ezeli esma. Onun içerisinde kader, onun içerisinde senin tercihlerin cüz ihtiyar. Ona sen neredesin? Yani zaten bu sistemi sana atakan o. Kendisine zıt bir şey yapan. Yani... O üçüncüdeki kader ilim nevindendir. Dördüncüde onun içine girilmiş ihata alanı anlatılıyor yani. Nereden nereye yani kader? İnsanların bildiği gibi değilmiş. Mazi yani Allah geçmişten başlayıp geleceğe doğru biliyormuş değil yani. Evet. Abi. İnsan kendine kıyas ettiği için evet. Takılıyor abi. Yani biz kendimizden öyle konuşuyoruz ama evet. Burada Allah cehaleminden bakılıp ilmin mahiyeti anlatılmış. Cüz-i ihtiyarının tercihlerinde serbest olduğu İlmin ihata alanıyla ispat edilmiş abi. Kader, dördüncü kader ilim nevindendir. İlim maluma tabidir. Yani nasıl olacak öyle tahrik ediyor. Yoksa malum ilme tabi değil. Yani ilim desatırı malumu harici vücut noktasında idare etmek için esas değil. Çünkü malumun zatı ve vücudu harici iradeye bakar, kudrete istirad eder. Yani irade ve kudret tahrik etmeyince ilim nevinden bir şeyde Allah'ın bilmesi seni zorlamaz ki. Çünkü irade ve kudret yok. Şimdi ben lügatıyla gidiyorum. Şimdi ben bu şey ilimle, mesela... malumle bunların içerini doldurmuştuk ve dolduruyoruz derslerde ama ben lügatını şey yapıyorum. Şimdi Allah'ın bu dördüncüsünde Allah'ın yapacaktır bilmesidir. Yap emri değildir. Abi şöyle, şimdi ilim maluma tabi değil mi? Böyle dedi yani. Yap değildir, kader ilim yapacaktır. De... Evet. Kader ilim nevinden, ilim maluma tabi. İlim yani, maluma tabi çok kısa açıklayabilir miyim? Çok, şimdi abi çokça misal veriyorum. Bak basit bir misal. Şimdi İzmir'den geldi. İzmir'den burası kaç kilometre? 300. Şimdi ilim, bu da malum. İlim maluma tabi. Yani 300 kilometrenin o bilinmesi bu ilim bu. Abi. İlim buna da malum ilme tabi değil. Ben yani, mesela 100 bilirdim 100 olurdu. Yani bu buna tabi değil. Hakikatta konuyla münasebetle bağlayalım şimdi. Beşer bu ilim, kader, malumda cüz-i ihtiyar. Kader ilim nevinden ya. Bu tabi yani abi. Bu buna tabi değil. Bu tercihlerinde serbest yani abi. İlim maluma tabi bu yani. Şimdi ilim maluma tabi ya 300 kilometre. Ama bu buna tabi olsa ben dedim ki 70. O dedi ki 150. O dedi ki 200. O zaman hemen o buna tabi olmuş olurdu. İlim kader, malum da cüz ihtiyar. Kader cüz ihtiyarı tabi zaten üçünde teyit ediyor yani. Sen bir şeyi tercih et. Dolayısıyla zamansızlıkla bu denk geliyor. Hizmet ediyor mu? Etmiyor. Ediyor. Şimdi bu böyle dendikten sonra bu ilmin ihata alanı anlatılıyor abi. Onunla da zamansızlığı anlıyoruz. Ha. Yani o ihatayla zamansızlığı anlıyoruz. O örnekte de onu anlatıyor zaten abi. Peki şeyde bu Cenab-ı Hak için Cenab-ı Hak'ın ilmi maluma tabidir denir mi denmez? Hayır. Aslında örneğiniz var. Olacak olan ilmi de var. Bizim ilmimiz maluma tabidir. Daha bizimki tabidir. Cenab-ı Hakk'ın ilmi maluma tabidir değil. Yani beşerik ilmi maluma tabidir. Evet. Allah'ın ilmi maluma tabi olamaz. Evet. Oradaki malum ama olmuş olacağı malumdur. Allah onu bilir ilminde. Yani Allah'ın bir şeyi bilmemesi mümkün değil abi. Senin ne yapacağını niye bilmesin Allah yani? Bu bilmek İrade ve kudret tahrik etmez için teklifi kader noktasında bizi zorda bırakmaz, bizi şey yapmaz yani, sıkıntıya koymaz yani. İşte ehli ilme mahsus dediği şey bu. İnsanlar bunu anlayamıyorlar yani abi. Çünkü irade ve kudret yok. Allah'ın bilmesi sanki irade ve kudretiyle olmuş olduğu gibi düşünüyorlar yani. İlmi ilahinin nevileri var. Mesela İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin. Değil mi? Bir sürü Levh-i Mahfuz. Bunlar ilmi ilahinin nevileri yani.
İlmi, İmam-ı Mübin'de yazan, Kitab-ı Mübin'de yazan, Levh-i Mahfuz'da yazan, Levh-i Mahfuz'da ispatta yazan. Bak nasıl? Bunların mesela altyapısı, bunu çözün şey yapsın diye. Bak bunun altyapısı şu. Kırmızıyı ver abi bak. Şu malum dediniz ya. Evet. Malum neymiş bak. Kaderin altyapısı yapısı 1, 2, 3, malumeti gözünüzle göreceksiniz. 4, 5, 6. Şimdi sen bir şeyde anlatmıştın bak. Nizam, intizam, malumiyet, meşhudiyet. Malumiyet, meşhudiyet. Bir tane daha var. Nizam, intizam, malumiyet, meşhudiyet, taayyun. Taayyun. Evamiri tekviniye. Bunun cemi kader bu sistemde çalışıyor. Evet. Yani maluma tabi bu, teknik izah bu yani. Malumiyet, humusuz nasıl olacak? Malum evvel var, malumu ahir var. Malumiyet bizim bildiğimiz gibi değil o. O bir bilgi falan ihtiyacı değil. Malumiyetli bir ders var. Tamam. Bir zaman bir dersin vardı abi senin. Yukarıdan bakan görüyor, birisi geliyor. Diyor ki, o yukarıdan baktığı için görüyor, bu cemaat görmüyor. Diyor ki, buraya 15 dakika sonra o gelecek. O gelecek diyor. Adam geliyor, diyor ki, buradan bir tanesi, sen dediğim için geldin. Bu mutezile. İşte öteki diyor, o demese gelmiyor. Şimdi uydu bu işe, bu uydu o kadar güzel çözüyor ki. Evet, uydu. Uydu için Rize ile İstanbul eşittir. Ama İstanbul'da göre Rize 1500 kilometre mazidedir. İşte Almanya'ya gidecekler ya. 1500 kilometre mazide. Ama uyduya göre Rize ile Almanya eşit. Aynı yerde. Aynı yerde. İstanbul Rize'ye göre istikbaldır. Ama Almanya'ya göre ikisi mazidir. Tamam zaman. Yani bu malumiyet burada olduğu için. O, oradan bakan, yani ilmi ezeli oradan baktığı için. Yani sadece ilim görüyor. Maluma tabidir deyince hemen beşer canibine gidiyoruz. Evet, insan kendiyle kıyaslıyor. Malumu evvel var. Ahiri var. Malum çok ilginç bir sistemdir. Yani maluma tabidiri beşer için diyeceksek orada ne işe yarıyor? Yani beşer için diyemiyorsun diye getirdim zaten buraya. Tersi de kötü. Allah'ın ilmi niye maluma tabi olsun? Abi, şimdi ama o gene onundur. Bak şimdi. Malum mu? Malum esma ya. O da kopuk değil. Tabii. Şimdi birbiri içinde şimdi ilim. İlimin içerisinde sistem var. Malumu çıkarsan ilim çöküyor. İlim tek bir şey değil yani. Kaderin ilimlerinden mi? Başarı gideyim sırayla. Sıfat-ı esmaya tabi şöyle. Denir mi? Yani ilimlerinden mi kader? Evet, kader ilmin bir sıfatı mıdır? Kader ilmin bir sıfatı. Tabii. Evet. İlimlerindendir. Peki kadere bölelim. 6 tane şeyle çalışıyor. Kader bu 6 tane çalışırken 1. Kader bu altına camidir. İlim de buna camidir. Otomatik olarak ilmin içerisinde bir sıfatı değil midir? Bu kendisini bununla ifade ettiği gibi bununla işlev yapıyor. Hani ama beşer canibinde de bakılabiliyor ama Allah canibinde hakim. Şimdi ilim maluma tabidir ya abi. Yani sizin sorunuz biraz eksik şöyle. Yani Allah sadece bu mükevvenat alemindeki ne varsa şeyi bilmiyor ki. Bu şecere hilkatten cüz'i bir kainat bir dal yani. Mülteni vücut. Yani bizim bilmediğimiz neler var Allah biliyor yani. Yoksa ilim maluma tabidir niye olmasın? Tabii maluma tabi abi. Malum demek abi. Abi şöyle bir örnek söylenebilir. Mesela sonra eksik bir tane satranç tahtası var. Yani ilim maluma tabi değil. Satrancın kuralları var yani. Ben bu taşı oynadığımda kaç tane hamle ortaya çıkar? Bir sonraki taşta kaç tane hamle ortaya çıkar? Benim öyle büyük bir aklım olsa ki mesela bütün varyasyonların hepsini görsem sonuna kadar yani aslında bir kurallar çerçevesinde ilim maluma tabi olmuş oluyor. Yani ben onu yaparsa bu çıkacak. Bunu yaparsa yani bu çıkacak. İlim maluma tabidir yani. Tercihlere yine bağlı. Sadece hani bu görmüş olduğumuz mahlukatla sınırlı değil eşya yani. Yani malumun bir manası ne demek biliyor musun? Şeceri hilkat yani.
yaratılmış ya. Tayin edilmiş. Yani Allah'ın ilmi var ya. Onu şöyle desek işin emri altında gibi zannediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın ilmi maluma bakarak gören diyor. Buradaki malumdaki bendeki malumla konuştuğum malum, için malum şart malum değil yani. İlimde olan genel demek abi. Allah'ın ilminde olanla benim ilmimde olan farklı. O da malumat mesela, bendeki de malumat ama benim malumatım ilmim nakıs olduğu için Allah'ın ilmi gibi değil yani. İkisi de malumat. İçi yani mahiyeti farklı. Şöyle bir örnek verebiliriz. Bir dağ var. Çevresinden bir yol aşağı doğru iniyor. İki tane kamyon var. Biri altta biri üstte. İlim demek bunlar 5 dakika sonra aynı hızda, aynı yönde yola çıksalar, 5 dakika sonra çarpışacaklarını bilmek ilim. O kazanın vücuda gelmesi malum. Ama o kazayı o ilim bildiği için olmuyor. Evet. O kamyonların orada birinin durma ihtimali var. Birinin hiç hareket etme ihtimali var. Birbirlerini görüp kaza olma ihtimali var. Malum kitabı mübindir diyebilir miyiz abi? Malum kitabı mübin. Evet. İlim de zaten imam mübin. İlim emir zaten diyor. Adem'den vücuda çıkarıyor. Yani malum böyle biz şey zannediyoruz. Allah'ın ilmin ona ilim daha camidir. Ona tabidir derken ilmi muhitteki bütünlük içerisinde şeceri hilkat kadar Allah'ın ilmi yok. Daha fazla, sonsuz. Ama şeceri hilkat, yaratılan alemler bu ilim içinde malumdur. Peki bu malumu biz araştırınca ne çıkıyor? Allah'ın o malumdan önceki ilmi çıkıyor. Evet. İlim o zaman maluma tabi oldu. O zaman aynı şey ama farklı şey oluyor. Aynı şey farklı şey oluyor. Yani tabirlerden anladığımız şu anladığım kadar. Yani o ne derse onu yapmak zorunda. Allah da zorunda olmaz. Bunu anlatıyoruz. Fakat Allah'ın sistemi öyle çalışıyor. Yani bunu yaparsan bunu veririm diyor Cenab-ı Allah. Evet. Bu tabi olmak mutlaka benim tabi olmam gibi değil. Tercihler engel olmuyor. Evet, bilmek engel olmamak. Bilmektir. Bilmek ve engel olmamak. Yap emri değil. Değildir aynen. Kitap mübinde vücuda çıkmış olan her şey malum olunca. Yani genelde abi deminden beri hep aynı şeyler söyleniyor yani. Yani farklı bir şey yok. Tamam. Tek hızla devam et. Tamam. Şimdi kader ilim nevinden. Cüz-i ihtiyarının ispatı nasıl yapıldı? Bu şekilde ilim maluma tabidir. Cüz-i ihtiyarı tercihlerinde bu şekilde serbest olduğu anlatıldı yani. Malum ilme tabi değil. İlim kaderdi, malum da cüz-i ihtiyardı. Kader ne yapıyor? Cüz-i ihtiyarı üçüncü de söylüyor bunu. Teyit ediyor yani. İptal etmiyor. Münafi değil. Bilakis talip ediyor. Destekliyor yani. Neyi tercih ediyorsa kader ilim nevinden olduğu için ona kainatı emrine veriyor yani abi. Şimdi bu ilmin ihata alanı bir de yanlış bilinen ezan kavramı burada düzeltiliyor yani. Hem ezel mazi silsilesinin bir ucu değil ki eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Belki ezel mazi hal ve istikbali birden tutar, yüksekten bakar bir ayna misaldir. Öyleyse daire-i mümkünat içinde uzanıp giden zamanın mazi tarafında bir uç tahayyül edip ona ezel deyip o ezel ilmine eşyanın tertibine girmesine ve kendisini onun haricinde tevehüm etmesi, ona göre muhakeme etmek hakikat değildir. Şu sırrın keşfi için şu misale bak. Senin elinde bir ayna bulunsa, sağ tarafındaki mesafe mazi, sol tarafındaki mesafe müstakbel farz edilse, o ayna yalnız mukabilini tutar. Sonra o iki tarafı bir tertibini tutar, çoğunu tutamaz. O ayna ne kadar aşağı ise o kadar az görür. Fakat o ayna ile yükseğe çıktıkça o aynanın mukabil dairesi genişlenir. Gitgide bütün iki taraf mesafeyi birden bir anda tutar. Şimdi ezel, insanlar ne diyor? Mazi silsilesinin bir ucu, geçmişte olmuş. Ezel neymiş hakikatta? Şöyle bir çizgi çekersek, şuraya mazi diyelim, şuraya hal, şuraya da istikbal. Ezel buymuş, istikbal, hal ve mazi birden bakıyormuş. Şimdi bir antiparantez, bir noktayı nazar abi. Mesela biz Kur'an-ı Kerim için ne diyoruz? Kelam-ı ezeli. Kelam-ı ezeli ne demek? Bak ben şimdi kelam ediyorum. Benim bu zaman ve mekan benim kelamıma kayıt koyuyor. Dışarıdaki insanlar beni duyabiliyor mu? Duyamıyor. Kelam-ı ezeli ise istikbal. Hal ve maziye birden bakıyormuş. Kelam-ı ezeli bu demek yani abi. Anlaşıldı mı? Evet, tamam.
Şimdi Allah'ın ilmi de böyleymiş yani. İstikbal, hal ve mazi birden tutan bir ezelmiş yani. Yoksa mazi silsilesinin bir ucu değil ki eşya tertibiyle ona girsin ve yapacaklarımız sırayla ona girelim. Ebed ne yani burada? Onlar ezel buysa. Ebed. Ebed ezeli de için alır. Ebed hazırdan, durduğun yerden müstakbele bakan ebediyet tarafı. Yani ezel ebedi kapsıyor. Ahirette başlayacak. Ezel mi kapsıyor ebedi? Ezel ebedi kapsıyor. Bekaya bak. Ebed şey... Yani anladığımız öyleydi, konuştuğumuz. Şu şöyle abi. Bulunduğun yerden, yani Allah cehaleminden bakarsak ezel bu. Bu üç zaman. Hı hı. Ebed ne? Bu üç zamandan önceki zaman ve sona kadar giden bir zaman var. Sonsuzluk, sonsuzluk. Ebed o yani. Bunun da sınırı var burada. Neyin abi? Bu sınırlı abi zaten. Bunun sınırı var. Mazi hal istikbal işte. Ebed. Mazi hal istikbalin sınırı yok aslında. Ama devamında yazıyor. Mazi hal istikbal sonsuz. Mesela bizim şu andaki zaman güneşe tabi değil mi? Abi. Bizim şu andaki zamanımız güneşe tabi. Ama hadiste ne geçiyor? Güneş cehenneme atıldığında fındık kadar yer kaplamayacak diyor. Yani o zaman yani orada bir zaman var ama bizim zamanımız gibi değil yani. Ebed ise hepsini içine alıyor. Şimdi yani biz ezeli bunu, başlangıç ebedi de son gibi anlıyoruz. Öyle anlaşılıyor. İşte bunu tahsis ediyor yani. Öyle değilmiş. Şimdi bu sırrı anlamak için bir misal verdi. Ayna misali bu hadiste geçiyormuş. Şu aynayı bir düşünelim abi. Şuraya bıraktım. Şimdi şurası mazi. Burası hal, burası istikbal. Şimdi şu an sadece şurası hal yani. Şu kadar hal. Şimdi şu aynayı yukarı kaldırdıkça bakın hazır zaman genişleniyor bu ayna için abi. Şu an kaldırdım. Mazi olan, istikbal olan şu an hazır hükmüne geçti. Allah'ın ilmi için istikbal yok, mazi yok. Her şey haldir abi. Her şey hal yani. Bu öncelik sorumluluk yok. Şimdi beşincisi bununla münasebette. Kader esbabla müsebbaba bir bakar demiş. Şimdi şöyle. Şimdi ezel, istikbal, hal, mazi bunu beraber içine alıyor ya. O zaman şöyle bir şey oluyor. Gitgide bütün iki taraf mesafeyi bir anda tutuyor. Hal oluyor her şey. İşte şu ayna şu vaziyette onun irtizamında o mesafelerde bakın çok dikkat abi. Şimdi şöyle kaldırdım. Her şey hal oldu değil mi? Ama beşer cehennemden baktığı zaman mazi ve istikbal var. Şimdi beşer cehennemden baktığın zaman mazi ve istikbal varken bu aynada mazi ve istikbal yok. Her şey hazırken şu vaziyette o aynada gözükenler şurada o mesafelerde cereyan eden halat birbirine mukaddem, muahhar, muvafık, muhalif denilmez. Şimdi abi burayı kaldırdık ya mesela bir insan düşünelim abi. 25 yaşında diyelim ki içkici bir adamdı. 30 yaşında nurcu oldu. 50 yaşında da diyelim ki nursuz gitti. Şimdi bu adamın şu kader aynasındaki üç vaziyeti de var mıydı? Vardı. Şimdi bu üç vaziyetinin olması bunun tercihlerini zorluyor mu? Veya buna bir nakıse getirir mi? Burada üçünün olması bunu zorluyor mu? Mukaddem ve muahhar yani takdir edilmiş veya da muvafık veya muhalif cüz ihtiyarı zorlamayan üç vaziyetinin ilmi olarak bilinmesi abi. İlimde üç zamanda var yani. Üç zamanda önceki hali, ortadaki hali, sonradaki hali. Bu üç hali de var yani abi. Zaman deyince levh-i mahfuz pat oluyor zaten. Adam tercihlerine göre başına sonuçlar geliyor yani. İşte kader ilmi ezeliden olduğu için. İlmi ezeli. Ezeli diyor abi. İlmi ezeli var abi. O ezeli de kapsıyor. Evet. Hadisin tabiriyle manzara aladan ezelden ebede kadar her şey olmuş ve olacak birden tutar, ihata eder ama bir makamı âlâdadır. Biz ve muhakematımız onun haricinde olamaz ki mazi mesafesinde bir ayna tarzında olsun. Burada yanlış ezel anlayışını tahsis ederek ilmin ihalını anlatılıyor abi şurada. Allah'ın her şeyi bilmesi, muvafık olması, muhalif olması, takdir edilmiş olması, edilmiş olmaması bizim öncelik ve sonraki vaziyetlerimizi etkilemez. Haldeki tercihimizi kayıt koymaz yani. Gene biz serbestiz yani. Evet. Bize göre
takdir edilmiş var. Ya oradaki şey ifade ediyor. Evet. Söylediğin bir şey var mı abi? Yok. Dördüncüsü buydu. Beşincisi, bunu yazayım. Beşini yazayım şuraya. Beş. Esbab ve müsebbibat noktasından bakılır. Beşincisi bu. Abi. Kader, beşincisi. Kader sebeple müsebbebe bir taalluk var. Bakın bu esbab ve müsebbibat. Risale-i Nur'da mesela Risale-i Nur bir ilmi kelam kitabıdır abi aynı zamanda. Hani Refet abi Üstad Hazretlerinden ilmi kelam dersi almayı istiyor ya. Üstad Hazretleri diyor ki zaten o dersi alıyorsun. Şimdi ilmi kelamda nasıl marifeti ilahiye anlatılmış, ispat edilmiş? Teselsül ve silsile yapılmış. Üstad teselsül ve silsileyi kullanmamış. Esbab ve müsebbibat kavramını kullanmış. Yani bu yumurtayı kim yaptı teselsül ve silsile yaparsa? Tavuk. Tavuk kim yaptı? O böyle gidiyor. Üstad yok demiş. Bu tavuk bu yumurtayı yapamaz demiş. Öyle de yani ilmi kelamda yeni bir metot açmış yani abi. Şimdi ne bir de söyle bakayım. Yani teselsül ve silsile var ya ilmi kelamda. Üstad onu kullanmamış. Yani ne yapıyor? Yumurtayı kim yaptı? Tavuk. Tavuğu kim yaptı? Yumurta. Bu böyle öyle. Üstad diyor yok diyor. Bu yumurtayı bu tavuk yapamaz. Silsileyi kesmiş direkt esmaya. Ha, esbapla müsebbibatı hemen esbapla müsebbibatı göstermiş yani. Aynı zamanda bir ilmi kelam dersi. Bu noktadan bakıyor yani sebep ve sebebin neticesinde meydana gelen müsebbibattan bakıyor. Cüz-i ihtiyarının ispatını böyle yapıyor. Şimdi abi burada benim bir iki tane hususi noktayı nazarım var. Kabul eden olabilir, etmeyen olmayabilir. Belki bir iki tane söyleyeceğim ama ifadeye göre söylüyorum. Bu abi Murat Dursun mezhebi abi. Yönümü mezhep çıktı. Ödemişler arkasından mı abi dersin? Bu ödemiş hakikatlerini. Evet abi bu ödemiş arkasından. Beşincisi kader sebeple müsebbebe bir taalluk var. Şimdi Hasan abi diyor bazen bir teneffüs ettireyim diyor ya ben de bir teneffüs ettireyim abi ya. Şimdi ödemiş de abi birisi namaza başlamış. Demişler ki ben 3 ay falan kılmış namaz yani. Sonra namazı bırakmış. Demişler ki ya niye namazı bıraktın? Demiş randıman alamadım. Benim, orası şimdi abi o bölge biraz böyle Kemalist, komünist bölgesi ya abi. Adam böyle cumalara gidiyor yani artık 40-50 yaşına gelmiş böyle teşvik ediyor. Çok duyuyoruz yani böyle de anlatıyorlar abi de. Böyle 50-55 yaşında namaza başlamış böyle cumalara gidiyor. Tek tük böyle falan. Şimdi öteki esnaf da onu görünce ya bak cumalara geliyor ya bu adam cumalara geliyor hayret bir şey yani falan. Bunu diyor ki ya sen bak geliyorsun cumalara biraz daha gayret göster. Cumayı kullan ikindiye de kal. Böyle bir teklif etmiş ona, bir daha teklif etmiş, o demiş bak bir daha teklif edersen Cuma'ya da gelmem. Bu tarz bakalar çok abi. Zaten zor geliyormuş tabii. Demiş bir daha teklif edersen gelmem demiş bak Cuma'ya. Beşincisi, kader sebeple müsebbebe bir taalluku var. Yani şu sebeple vuku gelecek yani. Yani Cenab-ı Hak sebeple müsebbebe bir bakıyor. Ne yapmış? Müsebbibatı esbaba bağlamış. Ama Üstad Hazretleri külliyatın değişik yerlerinde söylüyor. En büyük bir sebep en küçük bir müsebbibatı yapamaz diyor abi. Halk edemez diyor yani. En küçük en büyük sebep en küçük müsebbibatı halk edemiyor. Mesela yumurta yapmak. Yani esbab noktasında ben bu aklım var, bu bilgim var, ilmim, fizik, kimya, matematik bildim. Ben yapamıyorum yumurtayı yani. Güneşin renkleri yapması mesela, rengarenk bir evet. Şey. Yani en büyük esbab, en küçük müsebbibatı yapamıyor. Cenab-ı Hak esbabı müsebbibata rapt etmiş. Buna iktiran tabir ediliyor abi. Bu yumurta, bu tavukla geliyor. Bal arıyla geliyor. İpek böceği, ipekle geliyor. Allah o müsebbibatı o esbaba bağlamış. Cenab-ı Hak sebeple iş yaptığı gibi sebepsiz de iş yapabilir. Mecbur değil yani. Mesela herkesin bir anne babası var. Umumiyetle kanun böyle cereyan ediyor. Ama Cenab-ı Hak
Annesiz babasız da insan halk edebilir, yaratabilir ve yaratmış yani. İsa aleyhisselam babasız değil mi? Adem aleyhisselam annesiz babasız dünyaya gelmiş. Ama adetullah, rububiyet kanunu ekseriyeti mutlak itibariyle değil mi? Ekseriyetle esbab müsebbabatla gidiyor abi. Şimdi kader de ilim nevinden olduğundan dolayı sebeple müsebbebe bir bakıyor abi. Bir baktığı için öyleyse denilmesin ki madem filan adamın ölmesi filan vakitte mukadderdir. Cüz-i ihtiyarıyla tüfek atan adamın ne kabahati var, atmasaydı yine ölecekti. Şimdi kader esbabla müsebbaba bir bakıyor ya. Madem filan adamın ölmesi filan vakitte mukadderdir. Yani Allah biliyor, takdir etmiş. Cüz-i ihtiyarıyla o zaman tüfek atan adamın ne kabahati var, atmasaydı yine ölecekti diyor. Abi bunu savunmuş mu bu? Evet abi savunmuşlar. Nasıl savunmuş abi böyle bir şey? Bir tane patlatacağım. Yani al sana cevap bitti yani. Yok abi sen de cari değil. Şerli Allah'a vermeye. Şimdi abi şöyle. Şimdi kader esbapla müsebbaba bakıyor ya abi. Şimdi Hüsnü Hazretleri 24. mektup bir terzi misali vermiş abi. Bir terzi var. Terzi elbiseyi modele göre dikiyor abi. Böyle bir misal verilmiş, hakikate tatbik edilmiş. Cenab-ı Hak bütün mahlukatın mahiyetini model yapmış, o mahiyetin üzerine vücut elbisesi giydirmiş. Giydirdiği için cemadat diyemez. Niye şöyle oldu veya niye böyle oldu? Nebatat diyemez. Niye ben hayvanat olamadım? Hayvanat diyemez. Niye insan olamadım? İnsan diyemez. Bu iş niye böyle oldu? Şu niye böyle oldu? Kesinlikle diyemez. Senin modelin o. Peki konuyla münasebetler kurduğumuz zaman bizim ilmi tercihlerimize yapacağımız tercihleri müsbet veya menfi Cenab-ı Hak biliyor mu? Biliyor. Bu abi esbab. Esbapla müsebbabata bir baktığı için abi senin aslında tercih etmemiş olduğun şeyleri de Cenab-ı Hak esbapla müsebbabatı beraber bakmasıyla birbirine iktiraf ettirmiş abi. Yani şu yumurta hangi mahlukatla dünyaya gelebilir? Arıdan olur mu? Olmaz. İnekten olur mu? Olmaz. Keçiden olur mu? Olmaz. Tavukta bundan olur. Bununla gönderiyor yani. Şimdi benim tercihlerimin bütün tercihlerimi Allah biliyor mu? Biliyor. Benim babamın da tercihleri var değil mi? Allah onları da biliyor mu? Biliyor. Ben şimdi ben alemi ervahtan dünyaya gönderecek. Neye binaen gönderecek abi? Niye o adam benim babam oluyor? Senin baban oluyor? Esbapla müsebbabata bir baktığı için bu ikisi birbirine iktiran ediyor. Yani benim tercihlerimin bütünlüğüne Allah bakıyor. Buna münasip hangi baba? Abi hadi bakalım. Ben babamdan şikayet edemem yani abi. Mesela bunu sordu birisi. Dedi ki adam İngiltere'de yaratılmış. Şimdi bu adama günah değil mi? Bu adama şey değil mi? Hayır değil. O adamın mahiyeti tercihlerinin bütünlüğü o. O adam orada dünyaya gelmiş yani. O adam da bize diyor ya onlar da İslam memleketinde gelmiyor. O adam da bize acıyor yani. Hasan abi biz ona acıyoruz, o da bize acıyor. Abi zam burada mı devreye giriyor? Şimdi daha gelmeden mi başlıyor? Dur. Şimdi ben söyleyeyim abi bak çok enteresan bir şey söylüyorum. Yani noktayı nazar hani ilmi bir hata de şey olur ama gördüğümü söylüyor. Yani metinle münasebetler abi. Bizim bir noktayı nazardan boyumuz, kilomuz, Türk olmamız, ondan sonra bulunmuş olduğun şehir, memleket, annem, baban, kardeşlerin, hepsi bizim tercihlerimizin bütünlüğüyle bir münasebeti var yani abi. Münasebetsiz değil mi? Hikmetsiz olur. Niye o adam benim babam olsun? Belki daha takvalı, daha dindar biri olabilirdi. Ama benim tercihlerimin bütünlüğü onu iktiza ediyor yani. Evet ben ondan mesul değilim. Ama benim tercihlerimin neticesinde o çocuk senin çocuğun oluyor yani. Bu senin kardeşin ol veya senin tercihinle münasebete, senin tercihin seni Türk yapıyor yani abi. Peki mesela hani peygamberin çocuğu inkar eden çıkmış mesela. Evet. Ha şöyle abi. Ama tercihler olmazsa peygambere çocuk yapmış. Şimdi Cenab-ı Hak biliyor ki Nuh Aleyhisselam'da mükemmel bir sabır kuvveti var. Ondan sonra mücadele kuvveti var. Bu nasıl dışarı çıkaracak? Zalim bir çocukla dışarı çıkaracak abi. Peygambere bakan tarafı o. Çocuğa bakan tarafı da çocukta da müthiş bir zulüm meyli var.
acayip bir adavet, kin var, nefret var, küfür var. Bu nasıl ortaya çıkacak? O tarz bir peygambere oğlu olmakla ondaki o meyiller harice çıkacak yani. Zaten bu beşinciden sonra bu meyil meselesi gelmiş. Cenab-ı Hak bizim meyillerimize elbise giydirmiş yani abi. Terzi misali vermişti ya abi. Terzi neye göre model yapıyor? Elbiseyi dikiyor. Modele göre yani. Elbiseyi modele göre dikiyor. Sen diyebilir misin ya burası niye böyle? Ya bu ölçü mü bu kadar? Boyun şey mi oldu şimdi? Zamansızlık demişti ki de mi? Öncelik i̇şte, sonralık kalktı. Evet. Bir baktı sonralığa yani. Sonralığa göre öncelik senin yarattı. Mesela 80 sene tercihlerin vardı. Allah bunların hepsini biliyor mu? Yani sen mesela şu anda kaç yaşındasın Muzaffer abi? 50. Şimdi Cenab-ı Hak bunun 55 yaşında yaptığı tercihleri de biliyor. 60'ı da yaşarsa biliyor yani. Bu yaşayacak Allah bilecek nakıs olur yani. Allah her şeyi biliyor. Ama ben şu anki vaziyetim memnun değilsem şu an değiştirebilirim tercihleri. Evet. Abi. Zaten bu elhasıl da söyleyecek. Hürsün. Ne diyecek? Evet. Bir eline duayı ve istiğfarı ver. Bir eline dua ve tevekkül ver. Hayra meylanı artırır. Evet. Noktayı nazar yani esbapla müsebbabata bir baktığı için abi bu yumurta bu tavukla dünyaya gelebileceği için yani ben nasıl dünyaya geleceğim bunu esbap ne veya da neden böyle oluyor? Üstad diyor diyemezsin diyor. Peki niye diyemiyorum ben? Yani şu ifadeden topla müsebbabata bir bakması yani bir noktaya nazar abi. Bilmem siz bir şey diyeceksiniz. Şöyle diyordu ya Hasan abi. Allah Teala ezel ve ebedi bir gördüğü için şuradaki şeyde olduğu gibi kainat içindeki konumunu en mükemmel pozisyonda pik yapabileceği, en tavan yapabileceği değerde halk ediyor Allah Teala. Yani en mükemmel, yani şu an üst, Peygamberimiz diyor aleyhissalatü vesselam vücuda gelen şeyde hayır vardır diyor abi. Bir şey vücuda çıktığında şey onun mutlak kemalidir yani. Yani zaten bir tane vücuda çıkacak meyil var. Eğer o vücuda çıkmasa israf olur. Hatırlarsanız 29. sözde kainat ne zaman kopacak? Esma-i İlahiye hükmünü icra ettiği zaman değil mi? Artık insanın ve kainatta meyiller, tecelliyat kalmadığı zaman kemalat bitince. O zaman kıyamet kopacak. Şey gibi artık bilgisayar ürünlerinden sona verilmiş. Şimdi bu beşincisinde ne anlatılmış? Esbab ve müsebbabat noktasından bakılmış. Cenab-ı Hak. Abi senin şahsi şeyin neydi bu? İki tane. Noktaya nazarın buydu abi. Bir tane ama. Bu çok zaten oturan bir şey abi ya. Rahat ol yani. Ama yani elbisenin modele göre yapılması ben ilk defa böyle bir nazar. 24. mektupta var yani. Birinci şeyde. Ben hiç öyle düşünmedim. Terzi neye göre elbiseyi dikiyor? Modele göre. Üstad buna mevcutun mahiyetlerinin model olduğunu, vücut elbisesinin o modele göre dikildiğini söylüyor. O zaman kim şikayet edebilir? Senin tercihlerin bu kadar yani. İtiraz ortadan kalkıyor. Niye mesela bu çocuk benim çocuğum? Niye bu kız benim kızım? Sen kendine bakacaksın yani. Hanımın da hevanın sureti oluyor abi. Evet. İnsan ihtiyarında... Tesadüf olmadığı için doğru söylüyor. Evet. Olamaz yani. Hevasını cisimleşmiş havası olmuş. Evet. Adam mesela sordu. İngiltere'de yaşamış. Adam kafir memleketinde yaşamış. Yani onun Allah ona meylini gösterecek. Senin bak meylin buydu. Ben de senin meylini yarattım. Sen İngiliz oldun yani. Orada yaratıldın sen yani. Burada çok o adam biliyor musun? Oraya gidince diyemeyecek ki yani ben hakikatini görecek yani. Onun tercihleri onu iktiza ediyor yani. Teklifler başka bir yerde yapılmış o zaman abi. Bütün teklifler. Bak peygamber çok evlenmiş ama boşanmamış. Değil mi? Evet. Peki hangi evasının neticesi? Bak hangi şimdi, hanım hangi evasının neticesi? Bak şimdi o külü. Şimdi boşananlara dikkat edin, iflah olmamış. Çünkü kendisini inkar etmiş. Kendini inkar eden, kendisini hiçbir şeyle imtizaç ettiremez. Kimdi o? Şimdi ben buna şeyim oldu, elektriklendim. Bilmem ne oldum var ya, kapıldım. Oysa o senin ruhsal yapın mahluktur. Aktif oldu. Aktif olunca bu bütünlük senin haberin şey, olmadan irade... Abi, altın arıyorlar ya. Dip dip dip. Şimdi sistemin aktif oldu. Dimağına fikir verdi. Kalbine meyil verdi. Tutundum tutuldum ona. Unutamıyorum abi unutamıyorum. Hani zannediyor ki ben şey yaptım.
Görücü usulüyle de evlenenler var. Hepsi, onlar hepsi bunun eğitiminin içinde. Hepsi aynı. Çünkü ne yaptı? Senin fıtratın teyzeni gitti aktif etti. Onu da ona ekti. Çünkü kainatta hiçbir yerde kopukluk yok. Mesela hala şeyde takıldığınız iş yapıyorum bak şimdi. İlim maluma tabi ya bak burada da var. Ne demek biliyor musun? Ağrımıza gidiyor. Allah'ın ilmi benim maluma nasıl tabi olur? Bak. Aynen abi. Onu ben ekledim sonunda. Şimdi burada da aynısı var. Şimdi malum ilmin dışında bir şey değil. Tamam. İlmin içerisinde burada sana ne ispat ediyor? Burada şunu çökertiyor. Benim diyor bunu yaptığımı bu Allah biliyordu. Dolayısıyla Allah suçludur. Böyle bir iddiası var ya. Ben bu günahı işleyeceğim Allah biliyordu. Kaderde temel tez bu. Benim içki içeceğimi bildiği için peki Allah'ın içki içeceğini senin içeceğini bilmesi sen bunu biliyor muydun? Yani ne yapayım? Allah benim içki içeceğimi bildiği için ben onu yanlış çıkartmayayım, yalanlamayayım da içeyim. Sen bilmiyorsun ki bunu yapamazsın. Peki kaderinde, ilminde o olduğunu nereden biliyordun? Ha, şimdi peki malum nedir? Malum fiil zannediyoruz. Meyillerimiz malumdur. Bu meyillerle fiile dönüşmemiş hali ilim diyor ki böyle yapacak. Çünkü 77. sayfada Hükme Şamil'e diyor ki insanın fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar. İnsanın fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Şimdi daha fiil olmadı, temayülat oldu. O anda sana teklifi getiriyor kader. Yapma diyor. Meylettin ama çünkü kişi meyillerini kendisi yapamaz. Çünkü fiil mahluktur. İlim ilade kudreti tazamid eder. Eğer kişi kendi fiilini haliki olsaydı meyletti anda her şey olmuştu. Geri dönemezdi. Abi mevcut mu? Geri dönemezdi. Şimdi meyletti. Meylettiğimiz çok şey var vazgeçmiyor muyuz? Bazen yapıyoruz bazen yapmıyoruz. Bazen yapıyoruz bazen yapmıyoruz. Belki meylettiklerimiz. Ha o meylettiklerimiz malumdur. Ha bu eğer malumumuz bizim meylimizle yani veya meylimizle veya malum hemen kendi malum olması vücuda çıkması demek olsaydı her düşündüğümüz şey olacaktı. O zaman dönme şansımız, tövbe şansımız asıl, olmaz. Asıl cebir o zaman olur. Cebir o zaman olur. O zaman Allah senin evvelini de, halini de, mazini de biliyor. Çünkü niye? Aynen misali gibi. Malum nedir? Haldır. Peki malum fiil değildir. Allah'ın ilmi senin sana taluk edince şöyle gözüküyor. Bu böyle meyletti. Malumdur o. Yani böyle meyletti demek, böyle yap demek midir? Hayır. O zaman ilim maluma tabi derken fiile tabi değil. Şimdi Allah'ın bu hangi ilmi ama? Sübutu sıfattaki ilim değil. Kader ilim nevindendir. Yani kader ilim, kader ilmin içinde bir yapının bir yapısıdır. Dolayısıyla malumumuz da kadere bakıyor. Kader de ilim ve emrine bakıyor. Dolayısıyla kader şemsiye gibidir. Malum fiil değildir. Malum temayülatımızdır. Meyillerimizdir. İlmi vücuttur. Vücudu haricisi yoktur. Tamam. O dolayısıyla böyle yapacak demek, böyle yap mı demektir. İşte bu altıncı da bu söylediğiniz yani. Yani geniş... şimdi daha oldu. Çünkü mesela hani şey misali veriyorduk ya böyle. İşte bir fen ne yapıyor? Biyoloji nereden alınıyor ilim? Botanikten alınıyor. Şimdi böyle bak, anlattığımız ilim. Zaman işte bitkilerden ilmi alıyoruz. Bizim o bize ilim malıma tabidir. Bak işte dendiği zaman bu tabi Allah'a olmuyor yani. Bizim ilmimiz var. Bizde olursa şimdi şey burada sorun. Beşeri ilim anlatılmıyor. Ha, yani böyle yoksa, misal veriyorduk da önce. Yok yani olmaz. O zaman böyle tetkiye de olmuyor aslında. Ne yaparsanız yapın çözemezsin. Ha, burada Allah'ın ilmi anlatılıyor. Tamam mı? Ve mesela beşeri ilmi de mesela bizim bir malum var. Şimdi Allah'ın ilmi ona tabi olsa o zaman malum daha kapsamlı olur.
senin anlattığın gibi. Değil yani. Mesela beşer malumdan ilim aldı. Bugün de yaptık ya, malum ilme nasıl dönüşüyor? Edile şeri onaylarsa ilim oluyor. Şimdi bizim biyolojik ilmi, beşeri ilmi, nereye bağlı bu ilim? Malumatta. Oraya mahkum. Bak iyi dinle şimdi bir şey söyleyeceğim. Bizim çiçekten aldığımız ilim, buraya ama sakin olmanız lazım, buraya altını çiziyorum. Bu çok önemli. Bir daha, çiçekten baktık, altına baktık, üstüne baktık, çözdük, yapıştırdık, yaktık, topladık, deney yaptık, bir şey elde ettik çiçeğe bakarak. Bu bizim aldığımıza ilim deniliyor mu? Evet. Bu ilim o çiçeğe bağlıdır, maluma bağlıdır. Ama biz çiçekten aldığımız ilimle olmayan bir çiçek yapılması yapılan ilim değil. Yani Allah çiçeği yokken yarattığı ilim ayrıdır. Yarattığı o çiçekten bizim aldığımız ilim ayrıdır. Tamam. Çiçeği kaldırsan bizde ilim olmaz. Çiçeği kaldır, bizim ilim olmaz. Ama çiçeği kaldır, Allah'ta ilim var hala. Dolayısıyla bizim çiçekten aldığımız ilimle çiçek yokken çiçeği yaratan ilme varamazsınız, varlığına işaret edersiniz. O zaman da yani bizim için geçerli olan bir kaideyi burada niye zikretti o zaman? Nasıl kullanacağız bunu kaderde? Kader zaten kaderin içerisinde, kader sistemi içerisinde. Şimdi kader ne demek? Ezelden ebede böyle bakan değil. Bütünlük içindedir, tamam mı? Bütünlük içindedir. Bunun içerisinde, bu sistemin içerisinde bizim meyillerimiz var, temayülatımız var. Üstad öyle diyor bak, diyor ki Hutbe Şamiye, insanın fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Tamam mı? Fiilleri. İlk önce temayülat var. O temayülat Allah'ça malumdur. Çünkü meyiller vücut oluşturuyor abi. Evet. Çünkü meyiller vücudu ilmidir. Vücud harici değildir. Öyle olduğu için zaten bu meylimizde diyor ki peki bizim ne işimize yarayacak? Allah malumu fark etti. Şeytan bildi. Bize diyor ki bak böyle meylettin. Yapma. Daha fiile çıkmadık. Yapma, dön. O zaman Allah teklif edebiliyor. Fiile çıktıktan sonra Allah teklif etmesi mantıksız olurdu. Fiil oldu zaten. Yapma. Olmuş. Olmuşa yapma denilir mi? Burada Allah hemen fırtınanın, felaketin önüne alıyor. Bak diyor, ben diyor meyillerine, temayülatına baktım. Böyle bir şey yapacaksın. Yapmayasın. Dersteki musibet de öyle değil mi? Önceden yapmayasın diyor, tamam mı? O zaman insan dönebiliyor. Allah'ın söylemesinden biz hemen uyanıyoruz. Oradan da kemalat alıyoruz abi. Ve kaderimize her daim müsbet müdahale var, menfi yoktur. Müsbet vardır. Çünkü kaderi de yaratan kendisine münafi olarak yaratmaz. Mesela onu çok güzel bir misal verir, şunu vereyim. Mutbe Şami de diyor ki, kader ile ihtiyarı tefrik etmenin en güzel misalleri fiile şöyle vermiş. Bu makamda en iyi derken. Üç tane şeyi beraber düşüneceksiniz. Bir, gökdelen. İki, bal. Üç, nar. Hangisi harikadır? Zahire bakarsan, Risale-i Nur bilenler için demiyorum. Sokaktaki bir insana gökdelen mi harika? Depremde yatıp kalkıyor. Bal mı harika? Nar mı? İlk önce gökdelen der. Tamam. İkide bir tekmelemiş. Çoğusunu yemeyip düşürdü. Nara hiç emniyet vermez. Bal harika der. Niye? Balla biz dokunuyoruz. Gidip alıyoruz. Ama narı biz ekip koparıyoruz ya. Nasıl? Oysa burada en harika nardır. Sonra baldır. Sonra gökdelendir. Sebebi bir, maziye müstakbele taşıyan özelliği var. Narda, çekirdek, program. Balı toprağa dökerseniz bal çıkmaz. Narı dökerseniz çıkar. Gökdelenin belediyece mühendisin
plan ve projesi Osman Kimendisi. Onu gökdelenin planını toprağa gömerseniz gökdelen çıkmaz. Bal dökerseniz bal çıkmaz. Narı dökerseniz çıkar. Maziyi müstakbele taşıyor. Şimdi burada nerede kullanıyor? Diyor ki tamamen ihtiyarlısı olan, bina sahibi olan insan. İnsan irade ve ihtiyar sahibidir. Gökdeleni bu. Hayvana diyor ki iradesi yok, ihtiyarı var, balı yapmış. Azaldı görüyor musun? İrade ihtiyar sahibinin eseri bina, en nakıs. İrade yok, irade insana aittir. İhtiyar hayvana ait, tarih zamanı muhtemelen. İhtiyar sahibi olan hayvan, bakın ikiden bile düşüyor. İrade ihtiyar. Şimdi düştü şeye. İhtiyar sahibi olan bal, şey arı bal yaptı. Ondan daha harika, gökdeleninden daha harika. Ne ihtiyar ne de irade sahibi olmayan ağacın eseri daha harika. Burada neyi gösteriyor? İhtiyarını ispat ediyor. İhtiyar arttıkça sanat nakıs oluyor. İhtiyar yok oldukça mükemmel oluyor. Eğer hakikaten bizim fiillerimizi Allah yapıyor da meyillerimizi bizim burada şey, o zaman eğer Allah hakikaten yapıyorsa, ya fiili demiyorum, bizim bu fiillerin sahibi hiç bizde meyil yoksa insanın hiçbir kusuru olmazdı. Bir konuşacağı zaman en son konuşurdu. Peygamber gibi. Allah sanatında nakıslık yok. Kemalat değilse yürüme yok. İnsan bir sanatını en son yapardı. Oysa biz bir rahleyi bir yaparız. İkincisi biraz daha iyi. Üçüncüsü daha iyi. İnsan bu neyi gösteriyor? Kişi ihtiyarı var. Eğer hakikaten ben fiilimin ben yapıyorsam o zaman nakıslık olmam. Allah yapıyorsa benim fiilimi Allah yapıyorsa fiilimde ve sözlerimde nakıslık olmaz. Kemalat da olmaz. En son olur. Burada üç tane örnek de veriyor. Şimdi abi biz 1, 2, 3, 4, 5'e kadar geldik. Şimdi bu altıncısı üzerinde bayağı duracağız. Benim şeyim buna yarın devam edelim. Hayır hiç korkma. Ne var yani? İyi değil misiniz? Ama şu. Altıncısı çok ciddi gözüküyor. Öyle mi? Yarın ismini söyledi ondan sonra. Ders yaparız. Bu altıncısı abi. Nedir o söyle o zaman. Yüz ihtiyar. He? Cüz ihtiyar. Ha ooo tamam doğru söylüyorsun. Cüz ihtiyarı mı bileceğiz? İspat ediyor evet abi. Öyle mi? Bir sual cevap var abi orayı dokunalım Murat abi. Şimdi şöyle abi. Bu altıncısının üzerinde duralım yani bu mesela evet. Biz ne kadar bir saati geçti şu anda. İki saat oldu. Oldu değil mi? Belki bu kadar da olabilir yani. Evet, tamam. Şimdi bizim programımız şu. Şimdi evrat okumak isteyenler şey olabilir. Yarın sabah kahvaltıdan sonra gene aynı bugünkü gibi devam edelim. Evet. Sabah kahvaltı. Bugünkü gibi olmaz. Bir arada şey oldu. Kahvaltıdan sonra tekrar bizim zanı ahlak ve niyet ilişkisi kısa olur. Çünkü bugün sistemi tanıtmak istedim. Ondan sonra öğle namazı kılınır. Ondan sonra buna başlanır. Kadere başlarız yani. Tamam. Kadere başlarız. 10 gibi başlarız gene bugünkü gibi. Yani bugünkü yani 10 sürmez işte. 9.30'da başlarız. 9.30'da başlarız yani. Çünkü bu sefer bu arada kader dersiyle birinci ders arasında biraz mesafe koyarsak rahat insan şey yapar. Kadere öğleden sonra başlarız. Öğleden sonra. Öğle namazını kıldıktan sonra. Öğle namazından sonra kader. Kahvaltıdan sonra zan çok ilginç. Bugün ahlak ilişkisi. Ahlak eğer şeyimiz yeterse. Şu 7'yi de yazayım ben abi. O 7. İrade-i külliye. Ne demek o? Cüz-i ihtiyari. İspatını irade-i külliye de yapmış. İrade-i külliye cüz-i ihtiyari şart-ı adi yapmış. Ona göre irade ve kudret tahallük ediyor yani. Abi 5'te bir sual cevap var. Okuyayım abi. Sual, niçin denilmesin? El cevap, çünkü kader onun ölmesini, onun tüfeğiyle tayin etmiştir. Eğer onun tüfek atmamasını farz etsen, o vakit kaderin ademi tahallükünü farz ediyorsun. O vakit ölmesini neyle hükmedeceksin? Ya cebri gibi sebebe ayrı, müsebbebe ayrı birer kader tasavvur etsen veya mutezile gibi kaderi inkar etsen, ehl-i sünnet ve cemaati bırakıp fırkayı dahiliye girersin. Öyleyse biz ehli hak deriz ki tüfek atmasaydı ölmesi bize meçhul. Cebri der atmasaydı yine ölecekti. Mutezile der atmasaydı ölmeyecekti. Ehli sünnet ve cemaat diyor ki
tüfek atmasaydı ölmesi bize meşhur. Yani ama Cebri ve Mutezile ne yapıyor? Biri ifrat, biri tefrit. Çünkü ikisi Allah adına konuştular. Evet. Ehl-i Sünnet ve Cemaat diyor ki bak, tüfek atmasaydı ne olurdu? Allah'ın ne yapacağını bana demedi ki. Şey dedi, Adem Aleyhisselam diyor nikahını cennette havayla nasıl kıydı dedi. Vallahi ben orada yoktum dedi. Tamam. Şimdi Allah ne yapacaktı? Tüfek atmasaydı Allah ne yapacaktı? Kime soruyor? Sebep-sonuç ilişkisine mahkum ve düşünen bir insana bunu soruyor. Bunu Allah ne yapacaktı denmesi için bana demesi lazım. Tüfek atmasaydın ekonum şöyle yapacaktım. O zaman biz Cemeçun, Şia kaderi inkar eder, Mutezile kaderi inkar eder. Şia inancı yedidir. Ne oluyor ya bu kat kutuya bu? Bir kalem şey yapmayın. Yapma arkadaşım. Şimdi Şia iman esası yedidir. Bunun içinde kader yoktur. Onun için dalga geçer. Şia'yı televizyonlarda Şia alimi olduğunu nasıl anlarsınız? Sırıtıran. Kader deyince sırıtan, aynen, kaderi inkar eden Şia'dır. Hemen. Çünkü tak tak ölçüdür. Tak düşer. Ehl-i sünnet ve cemaatçe ölmesi bize meçhul. Evet. Mesela bazen bir kurşunla adam ölüyor, 100 kurşunla ölmüyor yani. Evet. 100 tane kurşun var adamın şeyinde, ölmüyor. Öyle kabadayı 100 tane yemiş abi, 97 tane mi 90, ölmemiş adam. Yani bizim köyde bak, bizim köyde ölmesin mi, yani incirden düş kurşunla ölüyor, 100 kurşunla ölüyor. Tabii ama incirden düşmüş ölmüş. Ötekisi kamyonla yuvarlanmış, üzerine haç devrilmiş. Elinde bomba patlamış, iki kolu koptu, iki göz gitti, iki kulak gitti. Hala yaşıyor yani. İşte Cebri'le Mütezile ne demiş? Biri diyor ki ölürdü veya ölmez, yorum yapmış yani. Ama bilemeyiz. Allah'ın ilmi bilinmiyor. Çünkü sebeple bir şey hep ayrıldı değil mi? Ölmek fiilinin arkasında halk edici Cenab-ı Hak. Onun adına cevap vermek ne kadar tehlikeli. Ne kadar? Şimdi Allah diyor, şey, Cebri diyor ki veya şey. Mesela kaderi, mesela şu o, atmasaydı da ölecekti, yok bilmem ne yapacak. Bu Allah adına konuşmak. Yani. Bir daha bir haşa. Allah'ın yerine sen. Allah'ın yerine sen geçiyorsun. Subhaneke la ilme lana illa sana inneke entel alimul hakim ve ahir davahum en elhamme rabbil alemin. El Fatiha.